hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Herkese merhabalar. Bütün dualarınız kabul olsun, gününüz çok güzel geçsin. Hala ne yemek yapacağım diye düşünen varsa, Elif bugün şahane şeyler hazırladı. Müsaadenizle mutfağa gideyim. Ha bu arada sorumuz da çok güzel. Ama birazdan hem onu çekeyim hem size söyleyeyim. Elif'im ne yapıyorsun? İyiyim şekerim, hoş geldin. Ay, sen ben hazırlamışsın. Evet, hazırladım. Dedim ki ben de yapabilecek miyim bakayım. Ay video çekmeyi unuttum ben. Aferin. Bugün cuma, sizinleyim demeyi unuttum. Tamam işte buradasın zaten, ne gerek var? Genelde olmuyordum ya bazen. Ha. Şimdi ya valla o kadar güzel tarifler var ki bugün. Çok değişik, çok farklı, çok pratik. Böyle günlerinizde hava atmak istiyorsanız, böyle akşam yemeğini havalı zaten havalı bir şey olsun diyorsunuz. Zaten o günler var ya, o günler yüzünden kilo alıyoruz biz. Ay. Dur, şahane şeyler yapacağız. Ben de sen yaparken tarifi ben de buradan hem göstereceğim, bakalım yapabilecek miyiz? Sorumuz da şu: kayınvalidenizin sizde en beğendiği özelliğiniz ne? Kayınvalideniz sizin hangi huyunuzu en çok beğeniyor? Bir düşünün bakalım. Neyimiz? Susmanızı mı? Eyvahlar olsun. Bakalım siz neler yazacaksınız. Hadi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Senin neyini beğenirdi kayınvaliden? Yine bomba İsim bir soru. Başım. Yine. Ben de var ya unuttum ya. Yayından önce telefon açıp soracaktım. Anne benim en çok hangi huyumu beğeniyorsun diye. Şeyi mi beğeniyorlardı ya? Gülme mi? Eğlenceli, ha, gülüş böyle. Ya. Evet, yani hep. Ay, suratsız gelin istemem ben de vallahi. Böyle suratını asıp oturdu mu? Bana da geçiyor aynısı çünkü ben olmuyor. Bir de çok gezdirirdim. Ha. Hadi şuraya gidelim, hadi buraya götüreyim falan filan böyle. Ben de gezdiriyorum ama hep hastane hastane oluyor ya. Şansıma falan. Gözcüdeydik. Allah korusun, ciddi bir şey değil. Sahidecim hangisiyle başlayalım? Milföy, örgülü, köfte. Milföyle başlayalım. Ben de şunu bir görün o zaman. Keseyim. Bak, şunu. Çok güzel yaptın. Ama Ahmet gel, bunu görmen lazım. Evet, bu şuradan benim anladığım kaç parça olacak bir tanesinde? Şimdi 2 3 5 parça. Evet. Böyle bakın, milföy hamurunu alıyorsunuz. Uzun dikdörtgen milföy hamuru, şu anda Zaydecim kesiyor. Bunu böyle şöyle şeritler halinde kesiyorsunuz ama şu üst tarafını kesmiyorsunuz. Şurasını kesmiyorsunuz. Böyle şeritler haline geliyor. Sonra böyle köfteler yapıyorsunuz. Bu sucuk olabilir, sosis olabilir ya da sebze köftesi olabilir. Ben bu köfteyi nasıl yaptım biliyor musunuz? Sadece içine baharat koydum Zahide'cim. Özellikle soğan koymadım ki hani böyle çok şey olmasın, yumuşak olmasın diye. Allah herkesin iyiliğini nasip etsin de böyle pazara gittiğinde para düşünmesin. Amin. İstediğini alıp getirebilsin çoluğuna çocuğuna inşallah. Amin. Bakın böyle gayet güzel kesti. Uzun dikdörtgen. Şurayı bıraktım. Evet, süpersin. Tabii bıçak da uzun olunca zaten bıçakla beraber rahat gidiyor. Rahat rahat kesiliyor. Bakın milföy hamurlarını böyle güzel güzel şerit şerit, ne diyorlar buna, uzun uzun şeritler uzun halinde. Uzun kestik. Böyle biberler konulabilir. Evet. Dur beni bekle, beraber yapacağız. Beraber yapalım, tamam. Şunu da şöyle kestim mi? Köftelerin içine de böyle bakın buradaki sana baharatları koydum. Bu arada gönderdim gitti. Sarımsak da koydum. Ondan sonra biraz da salçalı bir sos yapabilirsiniz. Baksanıza ne güzel oldu. Vallahi çok peki, güzel peki bunu oldu. Böyle kestim. Şimdi tamam, süper. Şimdi hemen böyle yukarıya alacağız. Aralarına da biraz biber. Biri kalacak, birini yukarı alacak. Evet, biri kalacak, biri yukarıda olacak. Tamam. Tersten başladın ama olsun. Olsun. Olur. Ondan sonra da hemen biraz bunun erimesini bekleyin. Bak tabii, ben tam erimesini beklemediğim için hafif kırılıyor gibi oldu. Ben biraz beklettim özellikle yayın öncesi ama onu hemen göstermek evet, için çıkarttık. Şöyle. Peki sen devam et, ben nasıl olsa. Sivri biberleri ya da kırmızı biberleri koyuyoruz. Sonrasında köfteyi koyacağız. Sana da bir tane köfte vereyim, şöyle bütün bir köfte. Şuradan. Şunu biraz çekmem lazım. Tamam. Acayip güzel oluyor ne gerçekten. Pratik bir şey. Sosisle, sucukla, neyle isterseniz öyle yapabilirsiniz. Sen bana bir tane köfte var. Fazla köften bak, var mı? Var var var. Hah, bak tamam, şu da burada. Şimdi hemen şöyle hop. Ha, ondan sonra aldım. Sonra bunu mu götürdün? Bunu yukarı çıkarttık. Bini, bunu aşağıya, bunu yukarı. Ay, bu çok aşağıya, kolaymış. Bu yukarı. Bu aşağıya, bu yukarı. Bakın böyle çok değişik gerçekten. Aa, bu nasıl bir şey falan diyecekler. Bunun sunumu da çok güzel olur yalnız. Bir de çok da lezzetli oluyor. Gerçekten süper oluyor. Milföy hamuru sevmiyorlarsa unsu tuzla hamur yapabilirler Zahide'cim. Onunla da olabilir. Önemli olan bunun şekli. Evet. Şimdi bakın böyle bir aşağı bir yukarı hop 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 yapıyoruz. Ve bugün bir şey daha yapacağız. Ay, o da çok güzel olacak. O ne? Ailecek böyle parçalıyor parçalıyor yiyebilecekleri nefis bir kurabiye yapacağız. Böyle aile kurabiyesi yapıyoruz. Evet, dev böyle olacaklar, parçalıyor parçalıyor dev yiyecekler. Dev kurabiye. Birazdan onu da yapacağız. Bir de kereviz salatası yapacağız. Onu da hemen söyleyeyim.
Nefis olacak o kereviz salatası, elma koyacağım içine. Sever misin kereviz salatası? Bayılırım. Elmalı. Portakallı kerevizi severim. Evet, portakal. Ha. Bak böyle. Ay çok güzel oluyor. Hı. Şimdi şunu da sana vereyim Zahide'cim. Evet. Ben bunu ikiye böleyim, katı gideyim. Yo, çünkü ben yoktum hesapta, bana göre yapmamıştı. Hayır, gayet güzel. Ha? Yok yok, gayet tamam. İyi. Dur ben bunu şimdi uzatayım. Şimdi bunda da yine şöyle yapacağız. Bak bu sefer böyle olacak, gördün mü? Şöyle. Şimdi de tam tersi gelecek. Ay bir dakika, kafam karıştı. Dur şu şöyle. Heh. Şöyle. Tamam, tam tersi. Böyle yapacağız. Hop. Kayınvalideniz şöyle. Sizin hangi huyunuzu beğenir yazıyor musunuz arkadaşlar? Bakamıyorum bazen telefona ama siz lütfen yazın bana, söyleyin. Şu bıçağı alayım şuradan. Bu geri gidiyor ama benimki burada kaldı. Nasıl? Bir dakika. Ha şu geri gidecek. Bakalım. Şu öne doğru gel. Yo bir dakika. Doğru mu ya? Biri kapanıp biri açılacak. Her seferinde biri kapanacak, ha, biri kapanacak, aşağı inecek. Bu tamam. Şöyle. Yo bir dakika, bende niye böyle oldu ya? Aa burada bir garip oldu. Niye böyle oldu bu? Şimdi bir dakika, bunu açsam bu burası. Açık ha, bir kalıyor tarafı zaten. Açılıyor, tamam. Bir taraf açık kalıyor. Ha. Her taraf kapalı kalmıyor. Tamam dur, bunu açınca bu kapanıyor. Ha, tamam. Sen şey zannettin, bir taraf ben de kapalı. Evet ya. Yok ha. Yok. Tamam şimdi oldu. Bak şimdi. Şimdi. Ha şimdi oldu. Evet tamam. Süper oldu. O zaman artık bunu seninkini şöyle sen yapalım. Sen bende final yap. Bak sen de final yapacaksak. Bir şey söyleyeceğim, ben bunu sadece göstermek için yaptım. Tamam. Sen peki. Şimdi bak buradan devam et bence. Bunu biz başka bir şey yaparız. Dur bak. Sen al bunu, oradan devam et. Heh. Bak tamam. Şimdi böyle böyle gidiyoruz. Böyle böyle gidiyoruz. Ve şimdi hemen hop 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 hop. Bitecek. Daha bir tane daha yerim var mı? Bir tane daha yerim şurada olabilir. Ha. Dur. Ay çok aslında, değişik oldu. Evet. Çok güzel oldu. Dur benim kafamı karıştırma. Çok zormuş yalnız matematik hesabı gibi. Evet böyle. Yalnız ekrana bakıyorum, görüntüsü şahane. Güzel mi? Kayınvalideniz en çok hangi huyunuzu beğeniyor? Bakalım neler yazmışsınız bana. Kayınvalideler, gelinler, Zayda abla. Ay teşekkür ediyoruz. Hı? Semacığım öperim tabii ki senin yerine. Ayten Hanım diyor ki ne yapsam yaranamıyorum. Dilek Hanım pratik ve titiz olmamı seviyor demiş. Cansu hiçbir huyumu sevmez. Beni sadece konuşmadığım zamanlarda seviyormuş. Bak sizin dediğiniz. Alsana mikrofonu annem sen eline. Al mikrofon nerede? Verin ablama. Bakayım Ayşe Hanım diyor ki ağırbaşlı olmamı sever. Herkesin gelinlerini çok konuşuyorlar diye eleştiriyor. Gelin kısmısı çok konuşmaz diyen kayınvalidelerden o zaman o. Evet. Ne yapıyordu kayınvalide? Ne diyordu? Ben konuşurken sen çok konuşuyorsun, acık sus diyordu. Ben de gene sen konuşuyorsun, benim ağzım yok mu, ben de konuşacağım diyordum. Hanginiz daha çok konuşuyordu? Valla ben yeniyordum onu. Sen yeniyordun? Evet. Yarış mı yapıyordunuz siz? Yarış yapıyorduk kayınvalidemle. Ne, konu neydi peki? Yarış? Ya olmaz, bir şeyden tartışma çıkıyordu. Bana diyordu kızım azıcık sus. Ya anne ben niye susayım, sen konuşuyorsun, ben de kendimi savunuyorum diyordum. Ya gelinler susar, gelinlerin ağzı yok mu diyordum yani. Gelinler niye konuşmasın? Ne istiyordu peki? Yani o ne derse desin sen susacak mısın? Ben susacakmışım. O kaynanaymış, ben gelinmişim. Kaynanan duruyor mu? Evet, 95 yaşına maşallah. Maşallah. Beni de kömer 40 bin kere maşallah. Ellerinden öpüyoruz. Elleri ne yiyor ne içiyor kayınvaliden 95 maşallah. Las. Ha, Trabzon Sürmeneli. Ama bir şey söyleyeyim, onlar çok çalışkanlar. Tabii. Zamanında o çok çalışmış, bakma çok sen. Çok, beni de çalıştırdı, bel fıtığı yaptı. Eyvahlar olsun. Ama doktorum gelecek biraz sonra. Tamam. Bel fıtığı mı dediler sana? Evet. Tam doktoruma seni göstereyim birazdan. Tamam. Bak peki. Böyle oldu. Bu şahane bir şey oldu. Hemen üstüne yumurtanın sarısını sürüyoruz. Ondan sonra oldu. Da istersen susam, ister çörek otu, hangisini isterseniz onu koyup fırına vereceksiniz. Acayip güzel oluyor. Sonra belki üzerine salçalı sos, belki biraz evet, sarımsaklı yoğurt. Senin yemeklerine bayılıyorum. Gerçekten mi? Çok güzel oldu, çok. Ay, gerçekten. Ay Elif'e de en güzel söyleyeceğiniz şey, yemeklerini seviyorum. Mesela burada sonra ekiple yemekleri tabii tüketiyoruz. Aman bir seviniyor, bir mutlu oluyor. Bayılırım ve doyurmayı seven kadınlara. Ay teşekkür ederim. Bana gerçi desin belki mutfağa öyle. Gir ne istiyorsan yap, ben gireyim mutfağa her şeyi yapayım. Ay ne güzel bak maşallah. Evet. Bir şey söyleyeceğim. İsminizi bahşedin bana. Selda. Selda'cığım, kayınvalidenin var mı bel fıtığı falan? Valla onda her şey var Zayda Hanım. Yapma ya. Her şey. Kıyamam. Şeker, tansiyon, kalp. Ama 95 şey yaşında yine iyi demek ki maşallah. Dağdan odun taşıyor. Odun mu taşıyor? Evet. Nerede, hangi dağ orası? Zonguldak. Ereğli'de mi?
Hayır. Neresi? Merkez. Işıkveren. Maşallah. Adı ne annenin? Sen Emine. Ne diyorsun? Kaynana mı diyorsun? Anne mi diyorsun? Anne diyordum. Aferin sana. Evet, o kadar küçük, sohbet ediyorsunuz. Küçük yaşta aldı çalışsanız çünkü bile. Evet. Kıymetini bil, kıymetini. Bak ne güzel dua edecek insanım var. Oğlu hayırsız ama kayınvalidem Allah razı olsun. Ciddi misin? Evet. Kayınvaliden şikayet et oğlunu. Etsek ne olur ki? Yine yapacağını yapıyorlar. Sen peki oğlunu çeker konuşur mu? Yok. Oğlum yapma diye. Dafitler. Ha? Dafitler. Yapma ya. Tüh. Vallahi bu çok güzel oldu bu gerçekten arada. Gerçekten süper gözüktü. Üzerine biraz susam ve çörek otu koyabilirsiniz Aydeciğim. Aa şuradan koyayım. Salçalı sosta yapıp en son fırında piştikten sonra. Bir dakika, çörek otu yok ama. Yok hemen yanında bak, hemen tüpün içinde. Bizim deney tüpün içinde. Allah'ım. Sağlık programı tandansı olunca tüplerin içinde koymuşuz. Ama bu efsane oldu. Fırında pişecek, 200 derece fırında. Asıl bunun içine şimdi sosis koysak ne olur? Sosis de olur ama ben daha sağlıklı olsun diye köfte yaptım. Evet. Sucuk olabilir, sosis olabilir veya mesela sebzeli köfte yapabilirler. Asıl mesele şimdi ne biliyor musun? Ne? Bir şey yanlış yaptık. Tepsiye onu koyacaktık. Nasıl tepsiye aktaracaksın koyarız, onu? Koyarız. Bak şimdi sen tepsiyi getir. Tepsi Oo, burada. Akıl çok bizde, merak bir etme. Bir ucundan Mustafa Bey, bir ucundan hayır, sen. Hayır, hiç gerek yok ucam ucaya. Aşk olsun sana. Bir dakika o tarafa geçeyim ben. Bak şimdi. Ha. Nasıl yapacağım? Sen çareleri benden sor hayatım. Böyle bakayım. Pratik denildi mi? Aklına ben geleyim. Bak. Ama bir dakika. Hangi köşe böyle yapman lazım? Şöyle mi? Dur bir dakika. Şöyle bir getir tepsiyi üstüne. Neresi büyük? Böyle işte. Heh, tam böyle. Heh, şöyle ay, koyacağım. Birden panik oldum ya. Ha, olma o kadar panik ya. Hadi bismillah. Hoppala işte bu vay, kadar. Vay alkışla. Bravo. Ha. Ha. Mustafa da düşünüyor kara kara nasıl yapacağız bunu diye. Bunu işte tepside yaparlarsa daha güzel olur. Şimdi 200 derecede fırını zaten önceden ısıtmıştım. O güzelce milföyler kabarıncaya kadar pişecek. Sonrasında köfteler de pişecek. İçinde nefis bir köfte oldu. Gidiyoruz, fırına gidiyoruz. Ve sonra da ya afiyet. Ya istiyorsanız yedir. Bunun içine ne koyun? Patlıcan koyun mesela. Aa evet bak, çok patlıcan güzel olur. Olur. Aynen. Sebzeler de olabilir söylediğim gibi. Aa. Kaç dakika kalacak fırında? Kaç dakika kalacak? 20 dakika falan kalacak. Aa, çok güzel. Fan da çalışıyor bu arada. Kaç derecede? 200 derecede sucuk da olur, sosis de olur. Köfte yaptık biz. Evde daha sağlıklı olsun diye. Vay nasıl ya, istiyorsanız. Ya da dediğim çok gibi sebze olma köftesi yapın. Çok güzel oldu. Harul harul ne yapıyorum ben şimdi? Sen ne yapıyorsun? Bunlar ne? Kerevizleri. Ablanın içine oymuşsun. Rendeliyorum. Bu nefis bir salata oluyor. Bu salatayı mutlaka yapın. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Kerevizleri limonlu suda kararmasın diye bekletiyorsunuz. Hı. Çiğden hiç haşlamadan portakalları gösterebilirsiniz Erdeciğim. İçlerini oydum. Şimdi onları göstermiştim. Heh. Bunlar da yatak mı olacak? Evet. Onu salataya. Aynen. Tabak şimdi olacak yani. O bakın, zaman şuraya koyuyorum. Tamam. Hı. Şimdi bu portakalın içinden çıkarttığım, şöyle oyuyorum zaten, şu kaşıkla oyuyorum. İçinden çıkarttığım sudan da birazcık şöyle kerevizin üstüne koyuyoruz. Mutlaka portakal koyun. Hatta kerevizli portakal da pişirenler var biliyorsun. Gülcan Hanım düşünmüş. Sadece diyor Zahide Hanım iş yapmamı, ona gittiğimde falan her şeyi benim yapmamı seviyor. Başka da bir şey gelmiyor aklıma. Oğlu ne yaparsa yapsın ondan vazgeçme işimi. İsim okumayayım, rahat rahat yazın. Kayınvalideniz en çok hangi huyunuzu sever? Birisi dedi ki ne ben onu ne o beni, hiçbir huyumuzu sevdiremedik birbirimize. Allah kolaylık versin. Güler yüzümü, uysal oluşumu ve eşim sinirliyken onu alttan alıyor olmamı çok sever. Vallahi bunu ben de severim. Ama ondan da biraz bir şey bekliyoruz tabii. Dur bakayım, vallahi beğense ne olur, beğenmese ne olur diyen de var. Yani. Gelinlerden. Büşra diyor ki tutumlu olmamı çok seviyor. Oğluna fazla para harcatmadığım için mutlu oluyor. Bak. Cansu Hanım, kayınvalideniz en çok hangi huyunuzu seviyor dedik. Cansu Hanım diyor ki evlenirken onun istemediği, kendi istediğim mobilyaları aldığım günden beri beni sevmiyor. Eyvah eyvah. Edibe Hanım, 10 parmağımı mum etsem yine de beğeniyorum demez demiş. Ve Duygu Hanım da diyor ki beni oğlundan daha çok seviyor. Çünkü kendine benzetiyor. Oo, bak bu da güzelmiş. Ya ne kadar farklı dünyalar var. Gerçekten. Bak, okurken fark ediyorsunuz değil mi? Bunların hepsi gerçek, canlı. Şu anda ekran karşısında bizi izleyen izleyicilerimiz. Hepinize binlerce teşekkür ediyorum. Anında yazıyorsunuz ne sorsak, sağ olun. Hop ellerinden öper. Ha. Yoğurt, mayonez, ceviz. Şimdi hepsini burada ne var? Kereviz rendeledik.
ve ben hemen ellerimi yıkayacağım. Biraz portakal suyu. Kereviz ve elma mı var burada? Evet evet, yeşil elma. Yeşil elma ve kereviz var. Şimdi koyuyorum önce özellikle mayonezi. Özellikle yeşil elma tercih etsinler. Çünkü gerçekten yeşil elma muhteşem bir lezzet katıyor. Bu ha, mayonez de biraz koymak istemeyen ama varsa kendi bilir. Yani hani nasıl damak tadı nasılsa o da şey yapabilirsiniz. Birazcık da şöyle portakalın suyundan. Suyunu mu? Koydum. Koy birazcık da portakal. Güzelse eğer. Yok yok, güzel ama suyu yeterli. Ha. Başka bir de ceviz. Evet ve bol ceviz. Hop hepsini karıştıracağız. Bu domates ne olmuş? Süslemek için mi? O domates süslemek için üstüne. Minicik. İçinde kereviz var, yeşil elma var. Üstüne isteyen labne de olur bunu aslında ama gerçi tadını değiştirir. Aslında, yoğurt, evet. Mayonez ve bol ceviz. Dediğin doğru aslında, bak labne de olabilir. Labne de olurmuş, aynen, çok da güzel olur. Evet. Ama o zaman tadı bundan farklı olur. Mayonez girince daha farklı bir tad oluyor. Daha değişik oluyor. Lezzet oluyor. İsteyen aynen turşu da koyabilir, onu da söyleyeyim. Yani ay, turşu da gerçekten çok yakışıyor. Ama elma da çok yakışıyor. Hatta bunu ben Ayşe Tüter'den öğrendim. İzliyorsa ay, selamlar. Ayşe ablacığım, öpüyoruz seni, seviyoruz. Çok lezzetli yapıyor. Teşekkür ederiz. Hemen dedim yapayım bari onun bu güzel tarifini. Evet yapar. Ben içine çok dereotu koyuyorum. Ha bunun içine. Evet, isteyen koyabilir. Ama çok lezzetli koymadım ve güzel. Bir de kerevizi herkes yiyemiyor ya da sevmiyor. Oysa böyle karışımda çok da güzel. Evet. Gayet de güzel gidiyoruz. Kerevizle portakalı kim akıl ettiyse zamanında. Vallahi Allah onlar razı olsun. Bir de çocuklara kerevizi böyle çiğ yedirsinler. Böyle bayılıyorlar. Şimdi artık kaselerin içine koyabilirsiniz Aydacığım. Hepsini şöyle. Ben hemen bir yandan da portakala bakın böyle kaşıkla oyuyoruz. Sonra çocuklar bunu güzelce böyle yesinler. Evet. Ay böyle saçma sapan şeyler yiyeceklerine. Çocuklar bunları yesinler. Tadı beslenmesine muhteşem. Beslenmesine de koyabilirsiniz. O zaman mayonez koymayın. Yoğurt ne kadar çok şey yemiş olacak bak. Bak tuz koymadık, dikkat ettin mi? Evet. Tuz koymadın. Gerek İsteyen, var mı? İsteyenler tuz koyabilir. Valla güzel oluyor tuzlu da ama tabii. Tuzsuz da oluyor. İstersen bir tadına bak bakalım nasıl, beğenecek misin? Elma. Bakayım. Birazdan dev kurabiye yapacağız. Muhteşem bir dev kurabiye. Dev kurabiye. Evet. Aile boyu kurabiye. Aile boyu kurabiye. Şunları böyle doldurmayı bekliyorum. Bak nasıl oldu. İstiyorsanız nasıl, peki o portakalları ne yapacaksın? Yiyeceğiz. İsteyen yiyebilir portakalları. Hayır, üstüne sadece bir tanecik domates ha? Aynen, ya bir tanecik domates ya da şöyle şey, hani böyle birkaç tane koyulabilir. Sana bırakıyorum. Ve dev kurabiyeyi yavaş yavaş geçeyim mi, ne bugün dersin? Bugün çok hızlısın. Şu evet, fırına bir baksanıza, bak fırın gayet güzel oldu. Yavaş yavaş da kızarmaya başladı. Açayım mı, dur gerçi bakayım. Gerçi daha açma ama sıcağı gider, biz buradan da görürüz onu. Bakayım. Yalnız çok güzel oluyor. Açayım şöyle göstereyim. Bak. Sanki sosismiş gibi duruyor ama içinde köfte. Sadece kıyma ve baharatlar. Soğan koymadım çünkü soğan köfteyi yumuşak tutuyor. Ne kadar yumuşak köfte içiyorsunuz? Bol soğan koyun. Ekmekçi de koymadım. Sadece kıymayı baharatla ve sarımsakla güzelce yoğurup biraz şekil verip dolapta beklettim yayından önce Zahide'cim. Biraz böyle hani sosis ya da sucuk gibi dursun diye. Sonrasında da milföy hamurlarının içine koyduk. En son üstüne isteyen sarımsaklı sos yapar, isteyen değişik farklı bir sos yapabilir. Artık kaşığı bunun içine koymam, şunu da bir deneyeyim bakayım. Dene bakalım yaptım, beğenecek misin? Elma, ceviz, kereviz, portakal suyu. Ne diyorsun? Nasıl? Keşke Aras bunu yiyebilse. Değil mi? Çok lezzetli. Vallahi. Yoğurt, mayonez. İsteyen üzerine dereotuyla da süsleyebilir. Dereotu da var dolapta ama bence ben şuraya bir yapayım. Koyun. İçine mi? İçine dereotu daha güzel oluyor. Değil mi? Kesinlikle. Ben çok seviyorum dereotu. O ne? O ne? Anam, eyvah gösterdim. O ne? Yine almış eline yağları. Ya bir dakika, kurabiye. Tamam, kurabiye yağsız olmaz diyecek bir şeyim yok. Evet, kurabiye yağsız olmaz. Kedinin ciğere, ciğerin yok, kedi ciğere bakıyordu. Kedinin ciğere baktığı gibi Mustafa sana bakıyor şu an. Ama az bile bu. Bana 200 gram kadar gerekiyor. Şunun da yarısını koyacağım. Evet. Sonra aile boyu kurabiye yapıyoruz şimdi. Evet, dev bir kurabiye. Ay şu kurabiye mi? Çok güzel görünüyor. Evet evet, bayağı bir dev kurabiye. İçinde çikolata mı var onun? Hem de dolapta duruyor şu anda. Buzlukta duruyor. Ney? Hani şöyle ekmeğe sürülebilen böyle fındıklı çikolatalar var ya, onlardan. Baksam ya. Difrizde bak, hemen şurada getirebilirsin. Şurada sağ aşağıda tarafını aç. Hemen difrizde orada. Sağ tarafı aç. Evet, üstte duruyor. Şu. Aynen. Neden dondurduk? Çünkü buzdolabında biraz dursun. Ha. Evet.
Bak getir onu. Oo. Bakayım. Çikolatayı. Kız bu ne? Ya. Çok güzel. O şekilde. İzmir bomba vardı değil mi bunun gibi? Ona böyle çok bir şey benziyor bu. Evet. Onu... Valla bizim İzmir bombamızın başka türlüsünü devasa yapmışsın. Devasa olanı bence. O. Bence onun de. Onun devasa olanı. Gördün mü? Yapılmış hali. Bu daha yapılmadı. Şunu çıkartabiliyor musun bakayım? Çıkartıyorum. Çıkıyor, ha, tamam. Çıkıyor. Çıkartıyorum. Böyle buzdolabında ya da difrizde dondurmanız gerekiyor ki. Çünkü fırında pişecek, hamurun içinde pişecek. Sonra çıkınca böyle eriyecek. Bu hamurun eriyecek. Ortasında olacak. Aynen. Şimdi o hamuru da yapıyorum şu anda. Peki bu çikolatayı nasıl yaptın? O çikolata kavanozdaydı, döktüm. Ha ve dondurdum. Ha, bir şey yapmadım. Tamam. Onunla ilgili hiçbir yere. Tamam, hazır. Ama istiyorsan güzelce şey yapabilirsin. Zahide'cim birazcık daha bana un getirebilir misin? Nerede arkada, bebeğim? Arkada kırmızı kettle'ın yanında. Çünkü bir tane daha yumurta kırayım da büyük dev bir kurabiye olsun. İçine unu da dökelim. Ay senin unluğunu yesinler yarabbim. Şuna bak küreğim de var unun. Aynen küreğim de güzel. Ne koydum içine? Güzelmiş pudra şekeri bu. Koydum. İki tane yumurta koydum. Tereyağı koydum. Dök dök dök. Hepsini dökeyim mi? Dök dök. Tereyağı koydum. Pudra şekeri, vanilya koydum. Kabartma tozu koymuyorum çünkü kurabiyenin böyle çok kabarmasını istemiyorum. Bir tane daha alayım Zadeciğim. Ne güzel olmuş o öyle. Hem de yumuşacık. Evet. Tam kulak memesi derler ya. Aynen. Şimdi yağlı kağıt arasında açacağım. Sonra da içine o çikolatayı koyacağım. İnşallah erimez değil mi? Önceden çıkartmadık inşallah. Yok yok erimez erimez. Şu telefonunu al. Ay, hamur aldım, yapacağım aldım. Yoksa. Aldım. Bakayım. Kayınvalideniz hangi huyunuzu beğeniyormuş? Hanımlar beyler. Bu arada niye beyler hiç yazmıyor? Beylerin kayınvalideleri çünkü hep seviyor. Aynen hiç ya. Erkek kadınla anlaşamıyor. Yani kayınvalidesiyle problem yaşayan damat ne zaman oluyor? Kızından ayrıldığı zaman oluyor. Hayır kızından o zaman da olmuyor. Ya. Hayır o zaman da yine de şey yapıyor yani yine de ay iyiydi canım falan diye böyle şeyler söylemiyorlar hiç mı? Hiç kimse ayrılmasını değil istemez. Mi? Öyle mi? Verir misiniz mikrofonu? Bak annem oradan bana bir şeyler diyor ama şimdi söyle. Heh. Aa dur sizi. Dur dur şimdi söyleyin. Mikrofonu anlama sizi duyamam. Heh. Kaynanalar gelinlerini genelde kıskanıyorlar. Ciddi misiniz evet. Ya? Evet. Oo çok bomba bir şey söylediniz. Vay niye vay kıskanıyorlar vay. Gelinlerini? Oğullarını paylaşamadıkları için. Bir mikrofonu hanımefendiye verin. Oğullarını bak o da bir şey söylemek istiyor. Için. Öyle hayır, mi? Hayır hiçbir zaman için kayınvalideler gelinlerini kıskanmıyor. Neden kıskanalım? Oğlumla mutlu olsun diye daha çok onu severim. Yani mantıklı olan o. Ama tabii gerçeği ki. O mu? Yani... Ben giymem ona giydiririm, yemem yediririm. Yeter ki oğlunla mutlu olsun, iyi geçinsin. Kayınvalide neden kıskansın? Ya öyle olması çok gelin ideal söylediniz. Hani gelinleri de kıskanıyor diyorlar ama gelinler şöyle kıskanabilirler. Anneyi çok seven bir çocuk olduğu zaman, biraz evlendikleri zaman tabii ki anneye daha düşkün. Gidip gelince biraz oluyor ama sonra onlar da alışıyor. Benim iki gelinim var. Birisi maşallah. 20 senelik, birisi maşallah. 14 senelik. Sorun inanın ki bana kayınvalide demezler anne. Ne güzel. Ben de onları oğlumdan daha çok severim sayarım. Ha desene anne daha mı çok sever gelinini oğlundan ama saygısından dolayı seviyorum. Çok saygılılar. Yani o sizin de karşılıklı olursa tabii güzel ki. Gerçi. Yani ama siz katılmıyorsunuz herhalde buna. Tek taraflı sevilir mi? Ben de kayınvalidemden çok güzel hayır. Anlaşırdım. Annem kayınvalidesinden çok çekti ama ya. Ben çekmedim. Hayır. Ay şükür demek ki o öyle devam etmiyor. Yok. Kader öyle devam etmiyor. Biz gelin kaynana, kaynanam da Şermin, ben de Şermin'dim. Aa ne güzel. Çok güzel geçinirdik. Eşimle problemim vardı ama kaynanamla olmadı. Ne güzel ya. Ama genelde hele hele bir de Karadeniz bölgesinde. Oo. Sahide çok. Hani bölge bölge olmasa da bu insanla ilgili bir şey ama ne kadar iyi geçinirlerse oğlan da o kadar rahat ediyor. Yani. Ama tabii tabii. Değil mi? Peki. Döndük hamurumuzda oldu biz konuşurken. Evet aynı sıkıntıyı yaşamamak için bunu tepsimize hemen orada tepsimiz var. Hop diye aktaralım çünkü içine çikolatayı koyacağız. Şu yağlı kağıdı alayım ben. Onun nasıl ortasında olacak? Getir, ondan getir, iki getir. Tane olması gerekmiyor mu? Tamam şimdi bir taneyi yaptım. Şimdi bir tane daha yapacağız. Sen bunu tam ortasına şöyle ters çevirip koyabilir misin? Koyarım tabii. Ay. Aldım aldım. Ha. Ters çevirmeden koysam? Olur. Şöyle daha güzel olur hatta. Şimdi ha. Kenarlarını kapatırsan onun üstüne doğru. Ha şöyle şöyle kapatacağım. Aynen hatta sen şurada yap. Tamam. Ben bunu burada bir tane daha açayım. Of kurabiyeye gel. Üstüne de bunu koyacağım bak. Her tarafını kapatmak zorunda değilsin. Ha. Açıkta kalan yerinde bunu kapatacağım. Dur şurası. Zaten kapanmayacak mecburen yavaş kalacak yavaş. Biraz. Evet. Ha. Bakın böyle kurabiye hamurunda ne var? Pudra şekeri var, iki yumurta var, tereyağı var, sıvı yağ var ve vanilya var. Kabartma tozu kullanmadım.
Çünkü kabarmasını istemiyorum. Güzelce şöyle ikiye böldüm. Yarısını dev bir hamur yaptık. İçine de hani fındıklı sürülebilen çikolatadan koyduk. Ama siz sadece mesela fıstık ezmesi de koyabilirsiniz. Fındık ezmesi de olabilir. Ya da çikolata eritip koyabilirler. Bakayım bu oluyor mu? Dur bakayım şuradan şöyle alayım iyice. Fırınımız nasıl olsa sıcak. Sıcak fırına mı koyacaktık bunu? Evet evet. Ama bunu mesela birazcık daha bekletirlerse süper olur. Şimdi. Ha, o zaman onu elle koymak lazım. Yo şöyle yapabiliriz. Yapamadık. Bir daha yedim ben sana. Ama o şekil verilen, şekil verilen bir hamur nasıl olsa bu. Evet. Böyle yavaş yavaş. İçteki çikolatayı niye dondurduk? Daha güzel hareket edebildik. Senin çatalın vardı bir yerlerde. Getireyim hemen. Biraz da şekil verelim buna madem. Çatalla. Tamam. Şöyle. İstersen üstüne gül falan da yapabiliriz. Hani artan hamurdan. Çok da güzel oluyor. Oo, fazla şey yapma çikolata. Yok bastırmıyorum şey evet. Ama şurası da şöyle daha güzel olacak şimdi. Hamurun içinde çok basit. Yumurta var, tereyağı var, sıvı yağ var. Pudra şekeri var. İki tane de yumurta var. Ama bir yumurtayla da yapabilirsiniz. Tam ortasında da nefis bir çikolata var. Fırına bakayım mı? Bak bak bence çok güzel oldu. Ay çok güzel kabardı. Şuradan dereotu varsa dereotu da alayım. Oldu. Nasıl oldu? Bence gayet güzel görünüyor. Nefis Allah oldu. Gidiyor. Harika bir kurabiye oldu. Ha. Ve o fırından getiriyorum bunu o zaman. Tamam bir dakika ben önce fırından çıkartayım. Şunları da bir süsleyeyim şöyle senin dediğin gibi dereotuyla. Şunu alayım onlar nasıl olsa hazır oldu. Şu da unutmadan dereotuyla süsleyeyim. Çünkü bu mutlaka salatayı harika bir şekilde beğeneceksiniz inanıyorum. Kayınvaliden mi güzel yemek yapıyordu sen mi? İlla. Soruları. Ama söyle bakayım şimdi sen de hem güzel yapıyorsun hem de profesyonelsin yani. Estağfurullah. Ama kayınvaliden de güzel yapıyordur herhalde. Söylesene bir şey. Yorum yapmak istemiyorum. Benim kayınvalidem çok güzel yemek yapar. Ama çok yaşlıydı. Çok yaşlıydı. Olsun canım. Allah Allah. Yaptırtmayı biliyordu bak. Yaptırtmayı biliyordu. Benim öyle bir huyum yok mesela. O yaptırtmayı biliyordu herkese. Ben ikisini de yaparım. İkisini de öğrenmek bilmek lazım. Yaptırtmayı da bileceksin ama kendin de yapacaksın. Zaten kendin bilmezsen yaptırtamıyorsun. Aynen. Hadi bakalım fırına. Fırına gidiyorum. Bunu da getiriyorum. Şimdi bak nasıl oldu? Aa olmuş bile o ya. Evet. Çıkartsana bir görelim. Baksanıza. Şahane görünüyor. Birazcık daha pişmesi lazım. Bence günün yalnız yemeği bu. Yalnız eldivenler ıslak. Bakın sıcak bir şeye ıslak şeyle ellerseniz buhar daha çıkıyor. Daha çok yapışır. Tabii sıcağı ailecim. Daha çok geçirgen hale geliyor. Aynen. Ondan. O zaman ben başka bir bez alıp geliyorum. Ama bu efsane oldu bence. Gerçekten. Efsane. Şimdi bunu iktiriyorum. Onu da alta koy. Onu alta koy. Alta mı koyayım? Ya da dur geldim geldim. Elim yanmadan şunu bir çıkartayım ben. Hayırlısıyla. Dur bakayım iki kadın kaldık başında. Evet. Şimdi bu içeri giriyor. Tamam. Köftenin, bu kaç dakika kalacak? O da güzelce 12 dakika. 12-15. 12 dakika. 12-15. Hadi bakalım. Hadi afiyet olsun. Nerede? Çok güzel oldu gerçekten. İşte burada bakın. Yapanların ellerine sağlık. Afiyet şimdi olsun. Ağrısı olan da bizi izleyen ah şu ağrım geçse de rahat rahat izlesem diyen varsa özellikle mesela ameliyat dediler fıtık için. Her fıtık ameliyat mı? Doğru bilinen yanlışlar var mı? Çok doktorundan öğrenelim. Fizyoterapist Murat Mumcu alkışlarla geliyor. Murat hocam hoş geldiniz. Merhabalar nasılsınız? Bugün yaz Karadeniz'den gidiyoruz. Aynen. Giresun nasıl? Giresun gayet yağmurlu güzel. Yağmurlu mu? Yok. Bugün bir yağmur Giresun, vardı İstanbul'da. Günlük güneşlikmiş bugün. Ya ama şimdi gayet tekrar güzel. Güneş çıktı. Evet. Daha doğrusu ben yayına girerken öyleydi sonrasını bilmiyorum. Evet. Evet. Hocam. Çok şey duyuyoruz bel fıtığıyla ilgili. Çoğuna da ameliyat diyorlar. Doğru bilinen yanlışlar var mı? Şimdi şöyle her fıtık ameliyatlık değildir. Ne zaman ameliyatlık olabilir? Eğer idrar tutamama problemi varsa veya şikayetleriniz her şeyi yapmanıza rağmen geçmiyorsa, artıyorsa, bacaklarınızda his kaybı ve güç kaybı artıyorsa veya hani gayet ciddi yaralanmalar, trafik kazası, yüksekten düşmeler sonucu oluşmuşsa o kesinlikle tabii ki cerrahiye yönlendirilmelidir. Yani biz kadınların en büyük dikkat edeceği şey, evet utanıp sıkılıp söyleyemiyoruz ama asıl sıkıntı belli ki alt kaçırma. Tabii, bu ciddi idrar, bir şey evet, demek idrarını artık. Kaçırmak idrar kaçırma. Gerçekten ciddi bir problem. Tabii ki bütün fıtıklar yani %5'i veya 10'u ameliyatlıktır. Zaten fıtıkların %70'i kendiliğinden düzeliyor.
Yani bir yerimiz nasıl kesiliyor, iyileşiyorsa fıtıklarda bu şekilde yara iyileşmesini tamamlarsak iyileşiyor. Bunda beslenme de çok önemli tabii ki. Beslenmede muhakkak C vitamini, magnezyum ve omega 3. Yani balık çok omega önemli. Omega 3, C vitamini ve magnezyum kesinlikle çok önemli. Evet, yara iyileşmesinden. Sizin anneniz de buradaymış. Annem de burada, evet. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Var mı ağrı sancı bir şey? Yok şimdi. Oğlan artık fizyoterapist olunca tabii. Tedavi ediyor. Bence de ediyor. Ama evet. Burada ağrı sancısı olan var. İzle, kim var? Gel, gel hemen. Gel. Bak 95 yaşında. Aa, senin yürüyüşünde de bir yürü bakayım şöyle evet, anne. Evet, yürüyüşü birazcık evet ağrılı. Ha. Ağrınız var değil mi? Ne kadar bir de böyle yürü. Var? Bir de böyle yürü. Ama mikrofonun da yok. Ben mikrofonu alıp geleyim. Teşekkür ederim. Dur, duymuyorum bebeğim seni. Şimdi söyle. Bir haftadır var. Damardan iğne yapıyorlar. Hap fayda etmiyor. Serum da fayda etmedi. Bacağınız eğiliyor mu? Bacağım şurasına şişme yaptı dün akşam. Bayağı bir şişti. Peki bıçak saplanır tarzda ağrılarınız evet. oluyor mu? Bir hafta önce başladı bu değil mi? Evet. Peki ne yaptınız da başladı? Yani zaten ağrıyordu. Bende 9 senedir var hocam bu bel fıtığı. 2009'da MR'a girdim. Bir de şu var, bakın 9 sene önceki fıtık çoktan iyileşti esasında. Niye hala? Çünkü vücut kendini yeniliyor. 3 ile 6 ay arasında vücut kendini yeniler, fıtık eski yerine geri döner. %70 vaka böyledir. Yani muhtemelen bir hafta önce zorlayıcı bir şey yaptık. Mesela ev hanımlarının hareketler şu pozisyonda uzun süre kaldığı zaman ağrılar başlıyor. Tabii tedavi edilmediği zaman da sinire baskı yapmaya başlıyor, bacağı vuruyor. Evet, bacağıma vurdu dün akşam. Bence en güzeli hiç ilaç kullanmadan, anti-enflamatuar kesinlikle zararlı. Narkotik ağrı kesiciler veriliyor. Bunlar kesinlikle hasta geçici olarak rahatladığım zannediyor ve üzerine gidiyor. Sürekli yaralanmayı yeniliyorsunuz orada. Ha, siz iyileştim diyorsunuz, daha beter oluyorsunuz tabii ki, sonra ama çünkü hareket ediyorsunuz. Çünkü iyileşmeye izin vermiyorsunuz. Peki bir bakar mısınız? Bakalım tabii ki. Yani faydamız tabii olabilir ki. Mi bugün? Tabii ki bakalım. Peki. Bir öne eğilebilir miyiz yavaşça? Bu kadar mı eğilebiliyorsunuz? Eğilemiyorum. Kaldım. Arkaya doğru, tamam, arkaya doğru gelin lütfen. Şuramda benim. Onda da tam orada. Tamam. Şimdi buraya sağ bacağımızı vuruyor değil mi? Evet, sağ bacağımız. Buraya bir yan yatalım şimdi. Gerçekten. Sol bacağınız üstte olsun. Sol bacağım üstte. Evet. Yavaş o zaman. Bu tarafa ya da fark etmez peki. Önce bir evet. Heh. Önce şöyle bir düz yatın. Düz yatın önce bir. Sen hiç hareket edemiyorsun annem ya. Kaç yaşındasınız? Evet. 45. Daha çok gençsin, dur. Bacağımızı çok kaldıralım yukarıya. Var mı? Burada bir şey yok hocam. Yok. Peki. Bunu kaldıralım şimdi. Hocam. Bu kadar. Kalıyor evet. Acıyor burada. Mu? Burada var mı şu an? Var hocam, kalıyorum. Şurada kalıyoruz. Zaten iğnelerin etkisiyle ayaktayım. İğnenin etkisiyle ayaktayım. Evet. Bir yan dönün bakalım o tarafa doğru. Döneceğim. Ben mecbur bu tarafa geçeceğim. Ay, sen daha 45 yaşındasın. 45 şimdi yaş ne ki? Alttakini büker misiniz? Üstteki düz kalsın lütfen. Şimdi ben sizin önce kuyruk sokumunuza bakacağım. Var mı ağrınız? Yok. Yok. Alttakini uzatalım, üsttekini bükelim. Böyle var mı? Var hocam. Böyle var. Batıyor. Tamamdır. Şunda yoktu değil mi? Yok, onda yok hocam. Şimdi bu hastamızın kuyruk sokumu, yani bir sakrum diyoruz. Kilitlenmiş gibi. Aynen öyle. Yani mesela şu anda kalçasını öne çevirdiğimde kuyruk sokumu arkaya doğru gidiyor. Önde kalmış kuyruk sokumu hastamızın. Evet. Şöyle uzatalım. Şöyle ikisini birden bir bükün. Rahat bırakın kendinizi bana. Rahat. Var mı ağrınız? Var. Değil mi? Evet. Uzatın. Bükülü kalsın. Kolumuzu böyle alalım. Başınızın altına alın bakalım elinizi. Rahat olun. Bu düz olsun. Rahat. Kendinizi rahat bırakın. Korkmayın. Evet. Ay. Evet. Güzel. Şimdi bir diğer tarafa da döner miyiz yavaşça? Bana doğru dön kuzum. Dönerken ağrınız oldu mu? Evet hocam. Tamam. Tutun bana. Kesinlikle kuyruk sokumunda problem var hastanın. Dönüşlerde de ağrısı var çünkü. Evet hocam. Yani belden ziyade kuyruk sokumunuzda sıkıntınız var sizin. Şuramda çok kötü evet. hocam. Şöyle yapalım. Alt tarafı bozmayalım lütfen. Başınızın altına alın. Kolunuz şöyle. Burada yaptığınız her milimetrik hareket bile değerli değil mi? Aynen öyle. Evet, bu tarafı açık zaten. Bir de şöyle yapalım mı? Şöyle. Evet. Şimdi bir oturalım mı lütfen? Bacaklar sarkık vaziyette yavaş, bir oturun. Yavaş, yan kalkıyorsunuz yavaş. Kesinlikle. Bacaklarını indir evet, aşağıya o tarafa doğru yavaş yavaşça. Yavaş. Yavaş. Evet. Hı. Biraz arkaya doğru alabilir miyim sizi? Biraz daha lütfen. Evet.
Ellerimizi ensede bir birleştirelim. Parmaklarınızı birbirine geçirin. Rahat olun. Rahat derin nefes alın. Verin. Evet. Evet. Of. İyi misin? İyiyiz değil mi? Omurganız tutukmuş. Oradan sesler geldi. Onları açtık. Evet. Nasıl hissediyorsun? Şu anda iyiyim. Bayağı bir şey oldu ama sanki içim böyle bir şey... Şimdi bundan sonra faydasını göreceksiniz. Ne oldu? İçim bir şeyler. Evet. Evet. Şimdi tabii tedaviye devam edilmesi gerekiyor. Tabii bu 3 dakikada olacak bir şey değil ama çok rahatladı gibi evet, duruyor. Evet. Evet. Zaten hocam zaten damarlarımda yer kalmadı artık mosmor. İlaçların çok faydası olmayacaktır onu evet, söyleyeyim size. Evet faydası yok zaten. İlaçların geçici. Niye peki iğne yapıyorlar o zaman? Ağrısını geçirmek için ama geçici olarak. Ama geçici bir çözüm. Geçici evet, olarak. Geçici. Ağrının kaynağına ulaşamıyoruz. Evet. Evet. Kayınvaliden izliyor mu seni şimdi? Büyük ihtimalle izlemiyordur. Niye? Dağda ya, bayırda yine. Ya dağda bayırda ya tavuklara yem verir. Kıyamam. 95 yaşındaymış kaynanası. O diyor benden iyi fıldır fıldır dolaşıyor maşallah. Evet. Ne varsa eskilerde var. Bir de Lazya. Bir de bir şey söyleyeyim. Sen bir iyileştin dillendin yalnız. Evet bayağı bir iyi oldu. Ha? Ama kımıldayamıyordum oturuyordum ama orada. Ya kıyamam. Ya, yalnız bir şey kaynanan haklı otur. Bu ağrıyla bile bana laf yetiştirdin helal olsun. Der. Bak değil der, mi? Der. Peki yapacağımız bir şey var mı? Yok yürütelim sen bir kalk yürütelim, bakalım. Yürütelim. Kalk bakalım kuzum. Yürüyüşüne bakalım. Heh. Şimdi az önce geldiğinde dengem bir kere yoktu. Evet. Ha? Bir yürür müsün şimdi? Şöyle. Şöyle gel biraz da. Ay vallahi hiçbir şey kalmadı. Ve muhakkak hareket edeceksiniz. Başka çaresi yok. Rahatladım hocam. Geçmiş elinize olsun. Sağlık. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Bir şey söyleyeceğim. Asıl rahatlamayı gece yatarken yaşayacaksın. İnşallah. Değil mi hocam? Evet. İnşallah evet, hocam. Muhtemelen ağrısı olan gece ve yatamıyor bir zaten. Bir hafta içinde muhtemelen hiçbir şeyiniz de kalmayacak. İnşallah. Hadi inşallah. Sağ olun Allah. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam bir şey soracağım. Sizi şöyle alayım. Tabii. Şimdi herkes ağrıdan şikayet ediyor. Evet. Bel fıtığı ille de ağrı belde demek midir? Yani belim ağrıyorsa bel şimdi fıtığı mı vardır? Şimdi her ağrı bel fıtığı demek değildir. Uykusuzluk bel ağrısı yapabilir. Sigara içimi yapabilir, stres yapabilir. En önemlisi de strestir. Tabii o gün mesela uzun süre oturmuşsunuzdur. Ondan olabilir. Ama şu var, bel ağrısı çeksin çekmesin. Şimdi biz de MR çektirsek hepimizde bel fıtığı çıkabilir. Önemli olan bir belirti olup olmaması. En büyük yanlışlık şu, insanlar MR'ı ameliyat ediyor. MR'ı tedavi ediyor. Yani görüntüyü, yani klinik kişi olarak, farklı. Klinik olarak hastayı kimse baktığınız zaman değerlendirmiyor. İşte biz programda... sizin gibi böyle ihil insanları davet ediyoruz. Ve onlar dokundukça bizim izleyicilerimiz diyor ki bana böyle dokunmadılar gittiğimde. Evet, onlar da öğrendi artık. Maalesef öyle. O maalesef zaman da diyorlar öyle. Ki o zaman ben sana gitmeyeyim. Gerçekten dokunan ve bilen insana gidiyorlar. Evet, evet, bizi evet. Arayabilirsiniz her türlü ağrınız sancınız için. Kesinlikle. 0212 471 96 96 telefon numaramız. Peki yanlış bilinen başka şeyler var mı? Şimdi şu var mesela hareketle bel fıtığının artacağını zannediyor insanlar. Halbuki hareket ettikçe bel fıtığı düzelir. Öyle mi? Hareketsiz kalmak daha kötü bir durum ortaya çıkarıyor. Onun haricinde bütün bel fıtığının çözümü kesinlikle cerrahi değildir. Yani cerrahide kesin çözüm yoktur. Beni dün akşam bir hastam aradı, iki defa ameliyat olmuş. İkisinde de platin takılmış ve ağrılardan muzdarip. Gittiğimde ona bakacağım mesela. Eyvah. Yani 3 kere ameliyat olmuş hastalar geliyor. Ama tabii ki ameliyat olması gereken illa da olacak. O dediğimiz hani ama idrar tutamama. Ama o dediğimiz herhalde çok az. İdrarınızı tutuyorsanız... Henüz ameliyata yani topuklarınızın üzerinde kalkabiliyorsanız, parmak ucunda durabiliyorsanız. Şu hareketleri bir daha gösterir misiniz? Size evet, ameliyat şu, dedilerse. Topuklarınızın üzerinde yürüyebiliyorsanız ve parmak ucunda kalkabiliyorsanız ameliyata gerek yok. Ağrı ve uyuşukluk için ameliyat olunmaz. Şu hareket topukların üzerinde ve kalkabiliyorsanız parmak ve parmak ucuna evet, durabiliyorsanız, ben yapamıyorum da yani şu hareketi yapabiliyorsanız ve parmak ucuna yükselebiliyorsanız sizin için ameliyat daha gerekli değil. Gerekli evet, değil. Evet. Peki fıtık kendi kendine iyileşir mi? İyileşir. %70'i kendiliğinden geri eski yerine geri döner. Ben bunu kendim yaşadım. Öyle İki mi? Yıl önce bir boyun fıtığı rahatsızlığı yaşadım. Çok ciddi düzeyde bir hastayı çalıştırırken koluma yük bindirdi. Fıtık oluştu. Herkes ameliyat dedi. Ben manuel terapi yaptırdım. Ben kendime yapamayacağım için. Bir ay sonra çektirdiğim zaman bir MR fıtığın geri eski yerine döndüğünü gördüm. Başlamıştı çünkü ve gayet de rahatım. Peki biz doktora da gitmedik. Bel fıtığı var. Hı-hı. Hatta ameliyat dediler. Bir kere sonra eve gittik artık gitmiyoruz. Hı-hı. Kendiliğinden iyileşir mi? İyileşir. Yine de iyileşir. Bakın hareket böyle edeceksiniz. Böyle sallanmak nasıl hareket Hayır. edeceğiz? Normal mesela öne eğilmek. Yani belinizin normal fizyolojik hareketleri var. Şu öne hareketi. Eğilmek, arkaya yapamıyorsak eğilmek. Yapamıyorsak zaten bunu.
ağrı sınırında yapacaksınız. Ağrı sınırında. Mesela şuraya kadar eğildin, burada ağrıdı. Olsun. Oraya kadar, buraya kadar eğil. 10 tekrar yapacaksınız mesela. Arkaya şu kadarı bile olsa bunu yapın yani. Aynen öyle. Çünkü bağ doku, yani disk denen şey bağ doku. Yani vücudumuzun %90'ı kolajenden oluşuyor. Ve baskıyla, gerilimle düzeliyor. Yani şu hareketi yaptıkça oranın kanlanması artıyor. Ve iyileşiyor. Yani eğer iyileşmesini istiyorsanız hareket ettireceksiniz. Sorun mu var? Al mikrofonu hemen. O hareketleri ben yaparken de bazen böyle kapıyor orada bir şey. Hiç bırakmıyor. Belden aşağısı mı tutmuyor bu sefer? Şimdi o sinir ilk yaralanma olduğu zaman, yani siz ters bir şey yaptığınızda sinir kendini korumaya alır. Zarar görmemesi için, daha çok olmaması için sıkıntınızın. Onu hissediyorsunuz ama birkaç gün, 5 gün sonra kendini rahatlatacaktır. Birkaç gün beklemek gerekiyor yani. İyisin değil mi şimdi? İyiyim, teşekkür ederim. İyi, sağ olun. Yüzün gülüyor. Peki, hocam sorular var. 24 yaşındayım, doktorlar kasık fıtığım olduğunu söyledi. Ameliyat olmam şart mı? Kasık fıtığında şart. Ha, kasık fıtığı onun genel cerrahi yok yani. İşidir, evet şart. Peki. Kesinlikle şart. Biz de hani ameliyattan nasıl acaba? Yok, ama bunda kasık şart fıtığında işte. Şart. Peki. Evet. Ağır eşya kaldırdım. Belimde bir haftadır ağrı var. Disk kayması mıdır yoksa fıtık mı? Tabii bunu böyle buradan söylemek şimdi zor onu, ama. Şimdi onu tabii ki hastayı görmeden söylemek zor. Eğer bacağına yayılmıyorsa, bacağına yayılan herhangi bir şey yoksa, yani sinire baskı yoksa çok da önemli bir şey değildir. Zamanla bıraksa ve düzelir, zorlamasa. Düzelir. Ben zaten inanamıyorum, bu kapıya gelen, su getiren, tüp getiren kardeşlerimiz nasıl fıtık olmuyorlar? Şimdi ya bakın, da oluyorlar, haberlerim çünkü yok. Çünkü onların o doku, o yüklenebilirlik var onlarda. Yani onlar o şeye alışıyor, alışkınlar. Alışıyor mu vücut ona? Mesela affedersiniz bana hamal da gelebilir tedavi olmak tabii için. Tabii ki. Ben onu o şekilde tedavi, ağır kaldırma diyemem. Mecburen yapması bu. Gerekiyor. Kesinlikle doğru bir şekilde yüklenmesi. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki. 30 yaşındayım. Bel fıtığım var. İyi gelen spor egzersizleri öneriyorum. En güzeli klinik pilates ya da sırt üstü yüzme. Ha, nerede bulacağız suyu? Gerçi belediyeler artık yapıyor havuzlar. Veya klinik pilates artık her yerde var. Yani klinik dediğiniz nedir? Yataklı nedir? Reformi pilatesler var ya. Ha. En güzeli o. Onlar da birebir hocayla beraber haftada 2 saat yeterli olur. Bu niçin gerekli? Kas yapısı. Omurga sağlığınız için. Omurgayı daha kuvvetlenirsiniz ve daha dik olursunuz. Peki. Hocam bir şey soracağım ya. Bak siz madem Giresun'dan geldiniz. Oranın kadınları, bütün Karadeniz'in hepsini çok seviyorum. Çok güçlüler. Sırtlarında taşıyorlar bir sürü şey ve hiçbir şey olmuyor. Ve çok tetikler yani benim, ve zayıflar. Benim hastalarım genelde zaten bayanlar oluyor. Hani diz problemi çok fazla. Ha, onlarda da bel problemi de var. Ama diz daha çok arazi eğimli olduğu için bayağı bir problem yaşıyorlar. Tırmanırken sıkıntı evet, yaşıyorlar. Evet, onlar da yaşıyorlar. Çok güçlü kadınlar ama hepsine çok, selam tabii olsun. Ki Karadeniz, çok, evet, kesinlikle öyle. Belimde 3 fıtık var. Zor yürüyordum. Israrla ameliyat olmadım. Şimdi iyiyim. Acaba tekrarlar mı diyor. Bak kendi kendine iyileşmiş. Şimdi bakın, ameliyat bile olsa ters bir şey yaptığınızda bizde ne kadar risk varsa onda da o kadar risk var. Yani iyileştiyse kendini kaslarını güçlendirdiği müddetçe bir problem yaşamayacaktır. O kaslarını güçlendirmek mutlaka hareket egzersiz. Evet, hareket şart. Yani yürümek kesinlikle, olur mu? Yürümek tabii ki olur. En azından tabii o da ki, olur tabii yani. Tabii ki. Hareket kesinlikle şart. Peki anneniz sizi izlerken canlı yayında olmak nasıl bir şey? Yani daha önceden alışkındım. Alışkınım ben annemin izlemesine. Gayet güzel. Ne güzelmiş peki. Anne duası alandan biz zaten, evet, yolu açık olsun diyoruz. Olsun. Fizyoterapist Murat Mumcu, bir teşekkür edelim, bir alkışlayalım kendisini. Giresun'a da selam ve sevgi gönderin. Şimdi bir reklam arası vereceğim. En çok Google'da aramalar yapılıyor ya. En çok ne sorulmuş biliyor musun? Yani sorulardan, en çok sorulan sorulardan birisi. Nasıl cennete gidilir? Bilen var mı? En azından yaklaşan var mı? Bilmiyorum. Konuşacağız. Bir ara verelim. Hemen geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Vallahi şahane lezzetler yaptın. Elif'im ellerine sağlık. Vallahi şimdi şuradan. Bunlarsa biraz daha pişmesi lazım. Evet. Siz biraz daha kızartın bence. Aynen öyle. Çok güzel dev bir kurabiye oldu. Aslında böyle kibar kesmenize gerek yok. Parçalıya parçalıya yiyebilirsiniz. Bakın. Birazcık soğuduktan sonra... Daha da birazcık piştiği zaman bak böyle. Buradan eriyecek, aşağı doğru gidecek. Aynen. Ben bunu tekrar fırına koyacağım zaten. Siz görün diye çıkarttım buradan. Ama muhteşem oldu. Bak bu nasıl? Köfteler tabii birazcık pişince küçüldü. Ha, çok güzel oldu bu. Gerçekten bugün en lezzetli. Çok bunu sevdim ben. Valla ama bu da çok güzel oldu. Dereotu koydum istediğin gibi. İster sağlıklısı, ister kilo aldıranı, ister aldırmayanı. Hangisini isterseniz. Sizi seviyoruz efendim. Hoşçakalın. Hoş geldin.
geldiniz efendim tekrar. Hocam hayırlı cumalar. Şükürler olsun, hamdolsun bugüne verdiği nimete. Suya, ekmeğe, kara zeytine. Gördüğümüz her türlü nimet için şükredersek kapıda bizi bekleyen bir nimet daha geliyor demektir. İnşallah. İnşallah. Hepsi yolda olsun, buna yolda kalmasın, olsun. Hepsi gelsin en inşallah. En başta da sağlığımıza, amin, aklımıza, amin, şükürler olsun, imanımıza şükürler olsun. Ailemiz varsa, ana babamız hele yanımızdaysa, çocuklar yanımızdaysa, hayattaysa, ölenlere Allah rahmet etsin ama ölmeden önce kıymetini bilelim. Fuzuli diyor ki ya git de bilem kıymetini ya öl de bilem. İnsanlar daha çok öldükten sonra anlıyorlar ama yanındakinin kıymetini bileceksin. Şu anın kıymetini bileceksin. Dervişe sormuşlar, demişler ki derviş kimdir? O da demiş ki İbnül Vakit'tir. Vaktin oğludur. Yani vaktini, o anı değerlendiren insan. O zaman biz de zamanı iyi kullanalım. Önce telefonumuzu verelim. 0212 alan koduyla 471-96-96 varsa eğer sorunuz lütfen programı arayın. Biz de hemen bağlayalım hocama, canlı canlı sorun. Bir sürü soru vardı geçen haftalardan da. Bu hafta da eğer gelirse bağlamaya devam edeceğiz. 471-96-96. Şimdi sizi Norveç'e götüreceğim. Bizim için çok büyük bir günah fakat onların umurunda değil. Norveç'te bizim kutsal kitabımızı, Kur'an-ı Kerim'i yaktılar. Norveçli aşırı sağcı grup Kur'an-ı Kerim yaktı. Polis müdahale etmeyince bir genç onu tekme atarak durdurmaya çalıştı. İslam düşmanlarının utanç görüntüleri kameraya böyle yansıdı. Skandal 16 Kasım'da yaşandı. Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun adlı aşırı sağcı grup Kristiansand şehrinde bir araya geldi. Basın açıklaması yapıldığı sırada İslam düşmanı grubun lideri Lars Thorsen elindeki Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi. Polis o provokasyonu adeta seyredince Omar adlı Müslüman bir genç ona böyle müdahale etti. Aşırı sağcı grubun sözcülüğünü yapan Arne Tumir ise İslam aleminin kutsal kitabını çöpe attı. Norveçli aktivist ve Müslümanlar utanç verici provokasyona sessiz kalmadı. Tepkilerin ardından ortalık karıştı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda 5 kişi gözaltına alındı. Aşırı sağcıların yüz kızartan provokasyonla İslam dünyasından tepki yağıyor. Ne kadar acı görüntüler ve polisin tabii müdahale etmemesi. Bunlar aşırı sağcı gruplar ama... Şimdi sağ solu, sağ solu yok bunun. Bak şimdi sağ solu yok. 3 tane soruyla buna cevap vereceğim. Çünkü insanlar akıl tutulması yaşıyor. Biz bazen de olayların akışı içerisinde gerçeği kaçırıyoruz. Esası kaçırıyoruz. Bir... Biz Müslümanlar İncil ya da Tevrat kitabını yakabilir miyiz? Yakmayız zaten. Biz saygı duyarız. Yakmayız. Tabii yakmayız. Peki. İkinci soru. Bu Kur'an-ı Kerim'i yakarak Kur'an-ı Kerim'e mi hakaret etmek istiyor yoksa başka bir kastı mı var? Hepimiz aslında o hakaret. Çünkü bizim kutsalımız. Bu adamın kastı Kur'an aslında değil. Bu adamın kastı dünyadaki 2 milyar Müslüman. 2 milyar Müslümanı düşman kabul ediyor. Bu bir nefret suçu. Bu provokasyonlar zaman zaman yapılıyor. Bundan önce de yine Danimarka'da hatırlayın. Yine o yukarıki ülkelerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret eden çizgi filmler yapıldı. Karikatürler yapıldı. Burada büyük bir Avrupa'da, Batı'da İslam'a karşı İslamofobiya nefret suçu var. Artık o bizi insan olarak görmekten uzaklaşmış. Öyle eğitim mi alıyor, böyle dolduruyor mu, böyle örgütler mi var onu biz bilmiyoruz. Bu Batı'nın sorunudur. Batı'da bir dönem nasıl İsrailoğullarına, Yahudilere soykırım yapıldıysa, şimdi de Müslümanlara aynısı yapılmak isteniyor. Camiler kundaklanıyor, Müslümanlar dövülüyor, Müslümanlar yakılmak isteniyor vesaire. İşte camiye daldı birisi, evet, bir sürü kişinin. Bu burada provokasyona da gelmemek lazım. Bu adamın hedefi, derdi Müslümanları galeyana getirip, Müslümanla Batı'yı, Hristiyan dünyasını çatıştırmak. Bir defa Batı bunu çözmesi lazım. Biz hiçbir zaman İncil'e, Tevrat'a dokunmayız.
İsa Aleyhisselam da bizim peygamberimiz, Musa Aleyhisselam da bizim peygamberimiz. Tahrif edilmiş olsa bile o kitaplar içinden belki doğru Allah'ın ayetleri vardır diye biz hep külliyen İncil'e de efendim oradaki inançla da saygılıyız. Ama Müslüman kitabını yakmakla bu ne yapıyor aslında? Yine İncil'in devamı olan, Allah'ın son kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i yakıyor. Allah'a hakaret ediyor. Bütün buna inananlara hakaret ediyor. Kutsal kitaplara hakaret ediyor. Dine hakaret ediyor. Burada bizim tepkimizden daha çok Batı'nın buna tepki göstermesi, orada seyredenlerin seyirci kalmaması gerekir. Nitekim bir Müslüman kardeşimiz orada tabi olarak ben de olsa duramam. Galeana geldi. Orada bu Kur'an'ı yakana tepki gösterdi. Ona gitti bir tekme attı. Onu tutukladı polis. Kur'an'ı yakanı serbest bıraktı. Burada ikili bir oyun var. Yani burada maalesef bizim Türk milletimize de bazen yapılıyor. Müslümanlara da böyle ayrımcılık yapılıyor. Bu ayrımcılıktan Batı'nın utancından vazgeçmesi lazım. Tabii bizim de dinimizi güzel bir şekilde anlatmamız ya da yaşamamız lazım ki şimdi bu yani bu adama ne kadar yaşarsan yaşa buna bir şey anlatamaz. Yani bu, hadi o evet bir yani tanesi bir şey ama anlatamaz. Peki şimdi bir de hırsızın inançlısını göstereceğiz size. Önce duasını ediyor, önce af diliyor, sonra hırsızlık yapıyor. Nasıl? Buyurun izleyelim. Önce dua edip nerede dua hem edin? De nerede? Hani camide. Nerede dua edip? Hocam bakın şurada şimdi kırmızının içinde. Yani tamam girdi camiye. O dua değil ki. O elini açmıyor mu hocam orada? Ya orada o şey arıyor bir şey baksana. O dua değil. Dua ediyor demeyelim buranın. Ne duası edecek bu? Ya arkadaşını çağırıyor. Ya da kontrol mü ediyor? Ya oraları bir şeyi kontrol ediyor. Bak eli şöyle giriyor önce dua ediyor gibi. Belki şimdi, ama bu zaten sonradan, duanın usulünü de bilmiyor. Dua tabii böyle, öyle dolaşa dolaşa camiye dua böyle, böyle dua edilmez ki. Tabii canım. Dışarıdan gören hani elini açmış ibadete gelsin düşünsün diye yapıyor mu? Zaten kendini ele vermiş orada. Biri görse anlar ki bu adam normal değil. Normal dua yapmıyor. Sonra ama bu dua ediyor gibi görünüyor. Sonra geliyor bir şeyler arıyor. Devamını gösterelim. Sonra arkadaşını çağırıyor. Arkadan da biri geliyor zaten. Tamam gel ikinci kişi de. Geldi kasayla uğraşıyor değil mi? Yardım kasası. Evet. Canım, yardım kutusu. Herkesin buraya işte elinde avucunda ne varsa 3-5 attığı kutudan atacakmış gibi yapıp. Açtı orayı. Oradan alıyor. Paraları bir kere alıyor. O kutu niye açık acaba? Hani, kutuyu kendi açıyordur. Ha şeyle açıyor. Tabii. Tornavidayla vesaire. Şeyle açıyordur o. Kutu açık olmaz. Normalde. Aslında düşününce kutu keşke açık olsa. İhtiyacı olan alsa, ihtiyacı olan olmayan koysa. Bu daha makul bir şey. O da var. Öyleler de var. Yani sadaka taşları da yapılmış. Hmm. Zamanında ecdadımız yapmış. Öyleymiş. Cami bazı yerlerde yapıyorlar onu. Hayır, olmuyor kutuyu götürecek neredeyse. Götürememiştir. Vallahi sırtlandı. Çıkartmaya çalışıyor o alt tabure ile kutuyu. İnşallah yakalanmıştır. Şimdi tabii hırsızlık en büyük suçlardan biri. Sizin helalinizden kazandığınız göz nuru, el emeği bir şeyi geliyor birisi oradan soytaralık yapıyor, terbiyesizlik yapıyor, sahtekarlıkla alıyor. Ne olacak? Onun faydasını görür mü? Oradan diyelim ki 250 lira aldı veya 500 lira aldı. Ne yapacak? Gitti onu yedi o gün. Onda zıkkım olsun. Haram zıkkım olsun. Çünkü herkesin bu camiye işte bir hayrım olsun. Fakire fukaraya hayrım olsun diye verdiği parayı aldı. Kendisi yedi işte. Onun faydasını asla görmez. Fazla fazla çıkar. Bir günde yakalanır. Ve yakalanmıştı. Hazreti Ömer zamanında bir hırsız yakalanmış. Hazreti Ömer'in önüne getirmişler. Ne olur beni affet. İlk defa bir şey yaptım. Acemilikle yakalandım demiş. O da demiş ki sus. Allah bir hatayı bir sefer yapana böyle hemen cezasını vermez. Bekler tevbe etsin diye. Sen kaçıncı yaptın Allah bilir. Kaşarlanmışsın demiş. Cezasını vermiş. Bu da öyle. Eyvallah. Kaç camiye girmiştir Allah bilir. Ama şey de geliyor aklıma bir taraftan. Hani böyle ekmek alıp da peşinden koşturan esnaf. Bir ekmeği çalan birisi ekmek yani. Ekmek çalıyorsa eğer bu yemek için. Para değil, başka bir şey değil. Aç kalmış demek ki. Ne bileyim bırak gitsin ya. Ekmeği çalanla ilgili var. Enteresan o. Hazreti Ömer zamanında ekmek çalmış biri. Bir kölesi. Aslında o bizim ayıbımız. Niye o hale getiriyoruz efendisi onu? De Hazreti efendisi hırsıza ceza vermiş, dövmüş. Hazreti Ömer duyunca demiş ki onun patronunu dövün efendisini. Onu aç bırakmış.
Bence de. Yani o önemli yani bir adalet. Yani onu niye bir o hepimizin sizin mahallenizde aç birisi varsa evet. O zaman hepimizin aslında bu. Allah hayırlı geçim nasip etsin herkese. Şimdi bir vefat haram, olayı. En büyük haramlardan biri hırsızlık. Bir vefat olayı ama sahte peygamber Bursa'da cenazesinde inanılmaz bir kalabalık. Ağlayan, üzülen, yakaran ama bizim peygamberimiz vefat etti yıllar önce. Son peygamberdi. Peki ben peygamberim diye çıktı. Ne oldu sonra ve cenazesi nasıl geçti? Buyurun. Evet evladım, tabiyetin kabul olmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, kamuoyunda sahte peygamber olarak bilinen 86 yaşındaki İskender Erol Evrenesoğlu memleketi Bursa'da toprağa verildi. Vahiy aldığını söyleyerek kendini peygamber ilan eden Evrenesoğlu'nun cenazesinde geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Sahte peygamberin cenazesine 3000 kişi katılırken birçok kişinin feryat ettikleri duyuldu. Allah Allah Allah. Evrenesoğlu'nun tabutunun üzerine karanfil ve Kur'an-ı Kerim konulurken alınan yoğun güvenlik önlemleriyle tabutun etrafına kimse yaklaştırılmadı. Allah 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 Allah. Öte yandan Bursa İl Müftülüğü cenaze ve defin işlemlerinde Diyanet personelinin bulunmadığını, görev almadığını duyurdu. O zaman ilk aklıma gelen cenaze namazını kim kıldırdı acaba? Şimdi tabii ölmüş gitmiş. Onun arkasından, ölünün arkasından konuşmayacağız tabii. Ama. Bir tane Mehdi'den kurtulduk. Bir de peygamberden kurtulduk. Sahte Mehdi, sahte peygamberden kurtulduk. Biri içeride şimdi biliyorsunuz. Şimdi o kadar çok İslam ülkesinde kendini peygamber, Mehdi, İsa kabul eden var ki. Enflasyon oluşuyor. Kaç tane duydunuz siz şimdiye kadar hocam? Peygamberim onlarca diye. Duydum. Bana gelenler de var. Çok. Bana gelenler. Size gelenler tabii. Var. Bir tanesi Almanya, Duisburg şehrinde kitap imzalıyorum. Adam dedi ki ben şu anda ta Stuttgart bölgesinden geliyorum. Arası 400-500 kilometre. Sana ben Allah'ın emriyle İsa olduğumu söylemeye geldim dedi. Oo. İsa aleyhisselam olduğumu söylemeye geldim. Git Mustafa Hoca'ya söyle seni ilan etsin televizyonda. Allah Allah. Şimdi bir gün fakültede oturuyoruz, geldi yine ben İsa'yım diye geliyor, ben Musa'yım diye gelen. Çünkü bu akıl bir yerde İslam'ı yarım bilince ya da başka bozuk kaynaklardan beslenince veya başka fiziki bir takım kusurlarından dolayı insanlarda çeşitli haller oluyor. Kendini ya Mehdi zannediyor ya İsa zannediyor. Ona nasıl inanıyorlar? Buna potansiyel bir bizde şey var maalesef. Bir potansiyel bir bilgi kaynağı var. İyi bir insan olabilir. O neden kaynaklanıyor? Ama... O Kur'an'ı bilmemekten kaynaklanıyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki Ahzab suresinde Peygamber Hazreti Muhammed Nebilerin sonuncusudur. Hatemin Nebiyyin. Nebilik bitmiştir. Nebilik peygamberlik demektir. Peygamberlik bitmiştir. La Nebiye Bade. Ondan sonra peygamber yok. Peygamberimiz benden sonra bir peygamber gelmeyecek. Maide suresinde de Allah-u Teala diyor ki Estağfirullah el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu lekum l-islame dina ve raditu lekum l-islame dina. Bugün ben size dinimi tamamladım. İslam'da İslam olarak din olarak da İslam'ı seçtim. Ondan razı oldum diyor. Din bitmiştir. Din tamam olmuştur. Artık bir peygamber, bir kitap gelmeyecektir. Ama burada bir kelime oyunu yapıyorlar. Kelime oyunu diyor ki peygambere nebi sonuncusu diyor Kur'an. Rasul bitmemiştir diyor. Rasul elçi demek. Şimdi bu kişi de çıktı bir zamanlar dedi ki ben rasulüm. Nebi değilim ama rasulüm. Yani bana da ilham geliyor. Ben peygamber olmasam da bana ilham geliyor. Bir genç soru sordu buna. Diyor ki işte ben zikrimi nasıl yapayım, nasıl edeyim falan. Bu da şöyle yapıyor. Güya Allah'la bağ kuruyor. Öh diyor. Ona cevabını veriyor. O anda ona bir şey geliyor. Şimdi bu insana ben bir şey artık demiyorum. Buna denen söylenen söylendi. Diyanet bunu dışladı. Efendim ilahiyat camiası dışladı. Buna cevabı verildi. Televizyonlarda her türlü yanlış ortaya döküldü zaten. Ama benim şimdi söyleyeceğim onun cenazesine peşine gidip bunu gerçekten
peygamber zannedenlere. Esas problem. Ne kadar kalabalık. Yani kalabalık öyle ya da böyle. Esas problem bu. Buradan birkaç ders çıkarıyoruz. Bir, Türkiye gibi Müslüman bir ülkede dahi bin yıllık bizim İslam geçmişimiz var. Kur'anlar var, kitaplar var, bir sürü hocalar var vesaire. Şeyhler var, dervişler var, efendim ilahiyatçılar var, diyanet var. Türkiye'de Müslümanlığı bilmemek mümkün değil. Türkiye gibi bir Müslüman ülkede maalesef kim çıkarsa çıksın peşine binleri sürükleyebiliyor. Binlerce insanı peşine takabiliyor. O zaman burada bir problem var. Müslüman dünyasında bu daha fazla. Biz gerçekten dini bilemiyoruz. Dini bilsek gerçekten böyle takılıp peşinde. Ya bu kaçıncı sahtesi? FETÖ sahtesi çıktı ya. Doktorları, albayları, generalleri, profesörleri peşine takan, ilkokulu terk eden, aklı başında olmayan bir adam bu ülkeyi bir yerden bir yere götürüyordu az daha. Bu ne biçim bir akıl tutulmasıdır? Bu nasıl din anlayışıdır? Bunun gibi daha çok var. El attığımız yerde elimizde kalan binlerce hurafe var, bataklık var. Aman ya Rabbim, biz her hafta bir konuya dokunuyoruz. Karşımızda bir sürü muhalefet görüyoruz. Ya neydi, bir hayvana tüküren vardı, ona tükürüyor, yani neler, ona tükürüyor. Neler görüyoruz, neler. Söyle Aziz kardeşim, Kur'an-ı Kerim var, niye okumayız? Bu Kur'an-ı Kerim bitti diyor, din tamam oldu. Bundan sonra peygamberlik yok, rasullük yok, nebilik yok. Artık Kur'an varken niye birinin peşine gidiyorsun? Bir, ikinci olarak bu zatın mesleği ne ya? Dini nereden öğrenmiş? Kimden öğrenmiş? Hangi mektepte öğrenmiş? Biliyor musun geçmişini? Yok. Dini bir tahsili yok. Dini tahsil yapmayan, biz yıllarca 50 sene uğraşıyoruz hala tamamlayamadık. Bir insanın peşine koşar mı bir insan din olarak? İki, insanın peşine niye gidiyorsunuz? Ben de dahil. Hocaların peşine gitmeyin. Bir başkasının peşine takılmayın. Sadece gösterdiği hedefe, yola doğru gidin. İnsanı biz putlaştırıyoruz ya. Bir zamanlar hayranlar diye bir site kurdular benim için. Derhal kapatın, lanet olsun dedim. Hayran istemiyorum ben ya. Ne hayran? Hocaya hayran olmayın. Hocanın dediğini yapın. İşte biz, sizin gibi düşünen çok biz az. Biz insanların peşine düşmeyi marifet sayıyoruz. Hocam şöyle bir problem var naçizane. Benim anlayabildiğim aklımca. Yani Rabbim diyor ki şah damağınızdan daha yakınım. Biz niye araya birilerini hep sokma ihtiyacındayız? Şimdi siz bunun ilmini bilmini dahası, bilen insansınız. Bak, sorarız ama biz zaten onunla direkt... Bak dahası. Şimdi bir video gösterelim mi göstermeyelim bilmiyorum, hazırlanmadı ama. Hangisi ben hocam? İzledim, bizde yok şu anda. Ben izledim. Adam aynen şöyle söylüyor. Bak 10 binlere söylüyor. 10 binlere, bu 3 bin kişi. 10 binlerce... Belki de öl dese ölecek insanlara söylüyor kendisi. Öl dese ölecekler. Allah'ım, peygamberi biz sana aracı yapıyoruz. Aynen böyle söylüyor bak. Senin aracıya ihtiyacın yok ama gene de olsun biz peygamberi aracı yapıyoruz sana. Ey peygamber, ondan sonra sürekli peygamberden istiyor. Bize izzet ver peygamberim. Bize nimet ver peygamberim. Eyvah. Bize iman ver peygamberim. Bu şirk koşmak değil mi? Yahu bunu sen söylüyorsun Zahide Yetiş, şirk koşmak diye de oradakinin hepsinin ya, kafada sarık var, gelmiyor. Sırtında cübbe var, bir tane Allah'ın kulu. Yahu velâ ted'u ma'allâhe ilâhen âhâr, Allah'a başka tanrılar aracı koyarak dua etmeyin derken sen bunu nasıl söylüyorsun? Fatiha suresinde İyyâken âbudu ve İyyâken estâin, yalnız senden yardım dileriz. Allah bunu 40 defa okutuyor da sen niye hala peygamberi araya koyuyorsun ya? Peygamberden istenir mi nimet? Ya Resulallah bize izzet ver diyor. Neredesin diyor. Gel kurtar İslam alimi. Yetiş ya Resulallah. Yetiş ya Resulallah. Allah'a denir. Allah nerede o zaman? Biz her şeyi birilerinden isteyeceksek, peygamberden isteyeceksek, Allah'tan ne isteyeceğiz? O dursun orada. Hristiyan mantığı. O dursun. Allah yaratmış deizm mantığı. Karışmaz. Biz araya aracı koyalım. Tam da Müslümanlık bunu yıkmak için gelmiştir. Mekkeli müşrikler de Allah'a inanıyordu. Göğü kim yarattın diye sorsan o müşriklere Kur'an söylüyor. Allah derler. Yeri kim yarattın diye sorsan Allah derler. Ama bu putlar bize Allah için aracı oluyor derler.
İşte şimdi de putlaştırdıklarımızdan şimdi gidiyoruz. Şimdi insanı putlaştırıyoruz. Sonra da dinden soğutuyoruz. İnsanı putlaştırıyoruz. Dolayısıyla bu akıl tutulması yaşayan bu insanları uyarmak vazifemiz. Bu arada hocam Instagram'a bir sürü soru gelmeye başlamış. Ben söyledim, unuttum size söylemeyi. Çok özür diliyorum. Hocamla bir video paylaştım Instagram'da. En çok sorulan sorulardan birisi. Cennete nasıl girerim? Herkes istiyor, istemeyen var mı bilmiyorum. Ama bunun yolu var mı? Hocam birazdan açıklayacak, söyleyecek. Ama şimdi telefonumuz mu var? Peki. Tekrar hatırlatayım, 471-96-96 telefon numaramız. Ulaşın bize, biz de sorunuz neyse, sorununuz neyse çözüm olmaya çalışalım. Hoş geldiniz efendim, merhaba. İyi günler. Merhabalar. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Teşekkür ediyoruz efendim. Buyurunuz. Mustafa hocama bir sorun vardı. Hay hay. Benim kızım 3 yaşında, 6 parmak kendisi. Ve bunun birini aldırmak istiyoruz, o fazla parmağını. Hocama soracaktım, günah var mı yok mu? 6 parmak. 6 tane parmağı var. Herhangi bir sıkıntı yaşıyor mu bu 6 parmakla ilgili yani? Evet hocam, terlik giyerken olsun, ayağında, ayakkabı giyerken olsun sorun yaşıyor. Elinde de mi 6 parmağı var? Yok, sadece ayakta. Ayaklarında 6 parmak var, peki. Şimdi biz dinimiz tedavi olun diyor. Peygamber Efendimizin doktoru vardı. Haris bin Kelede isimli doktora gönderdiği hastaları vardı. Kendisi de Tıbb-ı Nebevi'nin bize haber verdiğine göre nebevi bir tıp. Orada pek çok tedavi usullerini kullandı. Dolayısıyla tedavi olmak bazen insana farz olur. Yani hayatını tehlikeye atacaksa onun tedavi olması farz olur. Tedavi olmazsa günahkar olur. Kime tedavi olacak? Muskacıya, sihirbaza, büyüye değil. Doktora gidecek, ehline gidecek. Ya gülüyorsun değil mi? Aynur kızımız burada gülüyor. Muskacı deyince kendi üzerine alındı. O da zamanında belli. Gitti da ama şimdi zamanında. Artık gitmez. Doktora, artık ehline. Yedirdiği paranın adli hesabı her şey ona. Ehline sorulacak, tedavi olacak. Dolayısıyla bazen de olsa da olur, olmasa da olursa o zaman da ehline soracaksınız. Bunun zararı var mı? Var. Bu karşılıkta tedavisi var mı? Var. Bunu tedavi ettirmek günah değil, sevap olur. Günah peki. Olmaz. Bu bir hani şöyle Allah yaratmış, bunu değiştirelim mi? Allah normali yaratıyor, bir de anormal gösteriyor ki orada Allah'ın yarattığında bir sürü hikmet var. Tedavi olsun, arasın, gelişsin, efendim tıp gelişsin, insanlar efendim çare arasınlar. Bunları da çaresini bulmak vazifemiz. Onun için aldırsın. Küçük yaşta olduğu için hem çok hissetmez, anlamaz hem de daha çabuk iyileşir. Şu an yara iyileşme hızı çok daha yüksek. Tabii doktoruna sorsun ama dinen hiçbir sakıncası yok. Peki. Sevaba girer. Hocam çok güzel sorular var. Kısa bir soru cevap yapalım mı sizinle hemen? Selam. Ben bir güne işledim. Azerbaycan'dan yazıyor bu arada. Azerbaycan'a selam olsun. Selam olsun buradan. Hocam her gün çok büyük pişmanlıkla tövbe ediyorum. Çok pişmanım ama sorum şu, tövbe etmek için mutlaka camiye gitmeli miyim? Hayır, olduğumuz yerde de. Yalnız şöyle bir şey var, tövbe mesela iki rekat namaz kılarsak tövbenin başlangıcı olarak güzel olur. Yani namazla başlayarak tövbe edersek çok daha güzel olur. Namazın kendisi de bazen tövbe yerine geçer. Ondan sonra abdestini alır güzelce, duasını yapar. Ya Rabbi pişman oldum, günahlarımı affet, estağfirullah der. Günde 70 defa en az estağfirullah, affet beni ya Rabbi demeliyiz. Peki. Kız çocuğunu dinimize göre 2 yaşına kadar sütten kesmek gerekiyormuş. Kız bu ne kadar değil, doğru? Yok, yanlış söyle. Kız çocukla alakalı değil. Bütün çocuklar anne babanın vazifesi 2 yaşına kadar onların emzirilmesini sağlamaktır. Süt geliyorsa. Evet, süt geliyorsa. Gelmiyorsa da o da takdiri. Ya süt anneye yani. Verecek ya besleyecek. O şart. Peki. Devam edeceğim sorularınızı okumaya. Yeni bir telefonumuz var. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. İyi yayınlar Zayda Hanım. Teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Zayda Hanım, benim hocama bir sorum olacaktı. Dinliyorum, buyurun. Hocam ben 26 yaşındayım. Biz 3 yıldır evliyiz ama bizim eşimle, yani eşimle bizim çocuğumuz olmuyor. Ve biz de akrabalar, yani konu komşu sorduğu zaman bize, biz de diyoruz ki yok biz istemiyoruz. Aslında problem yani biz olmuyor. Yani çabalarımız, doktora falan da gittik ama maddi sıkıntılardan dolayı yapamıyoruz. O yüzden yani bunun günahı var mıdır hocam? Yalan atmamızın. Yani doğru bir şey değil. Niye yalan söylüyorsunuz ki? Utanılacak bir şey değil. Çok yani, üstüne gidiyor. Çok üstüne gidiyor hocam insanlar. Utanılacak bir şey değil. Kendi akrabaları, annesi, babası zaten biliyordur büyük ihtimalle. Bilmiyorsa bile biz gerçeği söylemekten hiçbir zaman imtina etmeyeceğiz. Gerçeği söyleyeceksin kardeşim. Yalanı
o öyle der, bu böyle der diye biz yalan söyleyecek olursak hayatımız yalanla geçer. Bir Müslüman asla şaka da olsa yalan söylemez. Hocam şu sorup duranlara da bir şey söyleyin. Sorup duranlara. Devamlı soruyorlar, devamlı soruyorlar. Yani hırsızın suçu yok mu diyorsun? Hırsız tabii suçlu. Yani. Sorup duranlar da suçlu. Hani Nasrettin Hoca'nın evine hırsız girmiş. Hırsızı işte demişler hocam kapıyı kilitleseydin, pencereyi kapatsaydın, tedbirini alsaydın falan. Hocayı herkes suçlamış. Sonra demiş ya bu hırsızın hiç suçu yok. Hep beni suçluyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bu kardeşimizi ayıplayanlar en büyük suçu işliyorlar. Ama yalan söylemek zorunda değiliz biz. Peki. Ancak ne zaman yalan söylersin? Can tehlikesi varsa. Hemen yalanla ilgili bir soru evet. var Instagram'dan yazmış bir izleyicimiz. Hocam yalan olduğunu bilerek çocuğunun üstüne yemin etmek. Yanlış. Demiş kalmış orada. Hem iki de günah, iki tane büyük günah. Hem yalan hem çocuğun üzerine yemin etmek. Ondan çıkar o acısı. Tövbe etsin. Oo, çok uzun yazmışsınız. Uzun olanları şimdi okuyamıyorum. Tövbe etsin. Ama yazmaya devam edin lütfen. Belki de size ulaşırız. Sorunuzu burada söylersiniz. Şimdi anneye yapılan eziyete evlat ne karşılık verir? Hani hep anneler korur ya evlatları. Burada da evlat anneye eziyet edene öyle bir şey yapıyor ki insandan bahsetmiyorum. Hayvanın canı yok mu? Var elbette. Bir inek yanında da buzağısı. Bir izleyelim bakın buzağı ne yapıyor sonra. Vallahi içimin yağları eridi böyle tövbe yarabbim. Çok güzel bir yer. Uçan tekme. Ya. Vallahi nasıl anasına sahip çıkıyor bak. Sen benim anneme ne yapıyorsun diye. Bak da oradan geliyor. Ya. Ya etme bulma dünyası. Mendakka dukka. Ah. Şimdi Allah'tan video çekiyorlarmış bir de. İşte evlat. Allah hayırlı evlat nasip etsin ne diyeyim. Belki o şey gütmek için yapıyor ama şimdi orada gidecek bir yeri yok hayvanın zaten. Niye vuruyorsun? Niye eziyet ediyorsun? Hayvanı eziyet etmek de günah değil mi zaten? Hocam. Haram. Haram bir de yani taşı, bu kadar. Can taşı. Can taşıyana vurmayacaksın. Vurmayacaksın. Tekrar söyleyeyim en çok sorulan sorulardan birisiymiş Google'da arama yapanlar. Cennete nasıl gidelim diye yazıyorlarmış. Biz de hocama soracağız biraz sonra. 10 gün bilerek bozduğum orucum var. 70 gün mü yoksa 60 gün mü aralıksız tutmam gerekiyor diyor. Bir izleyicimiz gerçi bunu Ramazan'a doğru daha. Ha Zayda ablacığım kız kardeşim evde kedi besliyor. Peygamberimizin de kedisi varmış. Hırkasını kesmiş rahatsız etmemek adına. Bunları öne sürüyor ama evde beslemenin... O yok o yok o uydurma bir şey. O internette dolaşıyor millet birbirine gönderiyor. Peygamber hırkasını kesmiş kedi kalkmasın uyuyamasın. Peki evde beslemenin doğru hayvan olmadığını sevgisini anlatmak diyor için ama. Uydurmaya bir şeye gerek yok ki uyduruyorlar. Bir şey, şöyle bir şey var şimdi. İyiliğine uydurmak da günah. Yani bir kötü bir şey mi? Peygamber'e uydurmuş. Peygamberin ona ihtiyacı yok ki. Niye yalan söylüyorsun? Bu yalan bu kadar basit. Onu yani? Kim uydurduysa ilk tabii sizin söylediğiniz günah tabii, asıl tabii. onun. Biz yani. De öyleyim acaba? Ya öyle peki şey varsa uydurmada zaten... kaldık da Hı. hayvan beslemek ben de besliyorum. Çok da seviyoruz ya, hayvanları. Can... Bizim Show TV'nin bahçesini görseniz yavru kedi dolu. Peygamberimiz bu Hureyre yanında hep böyle burasında kedi taşırmış. Ona kediciğin babası takılırmış. Kedi güzel bir hayvan ve evde beslenir. Ama peygamberimiz uyumuş hayvan, İslam'da kedi kutsalmış, kedi çok önemli. Böyle yok, bir şey yok. Kim bunu söylüyorsa İslam'a leke sürüyor. İslam'da öyle kutsal hayvan yok. Hayvan hakları var, hayvanlara özen göstermek var, eziyet etmemek var. Yarın ahirette bunlar hesap soracak. Ama İslam'da kutsal hayvan yok. Bizde inek kutsal, hayır. Keçi kutsal, hayır. Kedi kutsal, hayır. Böyle bir şey yok. Kim söylüyorsa bilsin ki İslam'ı bilmiyor. Kutsal hayvan olmaz. Kutsal hayvan olsa en çok deveye bindi, deve kutsal olur. Ha, ama kedi beslemek de... Kedi beslemek beslenebilir. Kedi güzel ha, bir hayvan. Yani. Ne güzel bir şey. Allah'ın yarattığı evet. bir şey. Siz bana kardeşimi uyarın diye mesaj atmışsınız ama vallahi bu durumda kardeşinizde bir sıkıntı yok. Ha bu... Aa ilk defa böyle bir soru duyuyorum ya. Bir imam kendi imam nikahını kıyabilir mi? Teşekkür ediyorum soru için. Ya imam nikahı diye bir nikah yok. Ha zaten. Nikah var nikah. Nikah var. Ya biz şimdi... Alışverişi, akitleri, sözleşmeleri karıştırıyoruz. Neden karıştırıyoruz? Tabii altyapı bu. Çocukluktan, doğrusunu söyleyelim hocam. Çocukluktan gelen bir şey. Nikah dediğimiz hoca şey nikahı da diyorlar. Anlaşmadır. Sevgili Zahidiyet, nikah anlaşmadır. Bir
18'ine gelmiş, reşit haline gelmiş kızla erkek anlaşarak evlenirler. İki tane de şahit tutarlar dine göre. Hani dini nikah diyorsun ya. O iki şahitle ilan ederler. Denir ki herkes bilsin ki biz karı koca olduk. Bu tamam nikahtır. Hocaymış, hacıymış, kendi nikahını kıymış falan. Herkes kendi nikahını kıyar. Peki hocam. Sen kendi nikahını kıymadın mı? Söz yani nikah verdim. Memuru geldi, onay aldı. O onayı niçin alıyor? Senden insanlar duysun diye. Sen de iki tane şahidin yanında. Biz evlendik, karı koca olduk. Allah için, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle birleştik, karı koca olduk dedin mi nikah bitmiştir. Hacı, hocaya hiç gerek yok. Tabii bitti. Burada da kalmayın. Bunu eğer hukuki zemine oturtmazsanız ikinci sıra adam gidiverir kalırsınız. Resmi bir muameleye girmiyorsa, siz bunu ilan etmiyorsanız, kanuni bir gücü yoksa, kanun bunu kabul etmiyorsa bu nikah olmaktan çıkıyor. Peki hocam, ve orada Hanım... kadın mağdur oluyor. Evlilik hakları yerine gelmiyor. O zaman böyle bir nikah yerine devletin kabul ettiği, resmen herkese ilan ettiği bir nikah kıyılması gerekiyor. Hocam, sözleşme bir şey, budur. Bir şey söyleyeceğim. Serap Hanım diyor ki, Zahide Hanım, Adıyaman'da bulunan şeyhler varmış. Bazı kişilerden duydum, onu ziyaret etmeyi umre olarak adlandırıyorlarmış. Haşa. Biz aydınlatabilir mi? Bence bu çok önemli bir soru. Cahilliklerinden söylemiş. Yani iyi oldu yazdınız, en azından kim buradan söyleyelim. Onu cahilliğine söylemiş. Onu duymuş. Şeyh de söylemez. Yani beni ziyaret etmek umredir der mi bir şey? Yani, saçmalık. Hocam size bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben geçen Ramazan'da mıydı? Acaba bir önceki Ramazan'da mıydı? Babaannem için bir çeşme yaptırmıştım. Cami dedim, Allah söyletiyor. Çeşmeyi hatta beraber açtık hocamla beraber. Buradan katılmış olduk biz de. Şimdi o çeşmeye kimler gidiyormuş biliyor musunuz? Çocuğu olmayanlar. İşte Cemile Hoca, Selim Hoca benim babaannemin adı. Orada da öyle yazıyor. Hatırlıyor musunuz hocam? Yetiş yazarsan millet çok yok olmuyor. Yetiş falan yok hocam orada. Hiç benim adım yazmıyor. Yazmıyor mu? Yazmıyor. Peki. Sadece öyle bellenmiş. Yok öyle bir şey. Gözünüzü seveyim. Bu şey Gediz'de yani, açtık Allah bunu. Allah kecinden versin ama Zahide Yetiş'e bir türbe falan yapacak olsak. Yetiş ya Zahide türbesi. Eyvah eyvah. Hayır, dua edin vallahi öyle bir şey olursa. Bol bol dua edin. Duanın gücüne inanıyorum ama tabii öyle şeyler yok. Peki Burak Bey Kayseri'den mi arıyor bizi? Burak Bey, özür diliyorum. Burak Bey merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Benim hocama bir sorum vardı. Hay buyurun. Tanımadığımız birinin cenaze namazını kılarken hoca hakkınızı helal etmek istiyor musunuz dediğinde biz ne cevap vermemiz lazım? Ben bir şey sorabilir miyim? Tanımadığınız tabii. Birisinin cenaze törenine gidiyor musunuz? Ya da yoldan evet. Geçerken cami, ya da camidesiniz, siz de orada katılıyorsunuz. Camideyiz. Ha doğru, cuma namazı ya da işte diğer namazlar aynen. Gibi topluluk oluşuyor. Peki. Biz seni tanımıyoruz sevgili kardeşim. Biz senin için kötü diyebilir miyiz? Hakkımı sana helal etmiyorum diyebilir miyiz? Tanımıyoruz. Sen bizim için iyisin. Allah'ın iyi kulusun. Sen bize hakkını helal et, biz de sana hakkımızı helal edelim. Deriz hayırlısı. Cenazede böyle. Hmm. Tanımadığına böyle. Her tanımadığın insan canlı senin için iyidir. Dolayısıyla hakkını helal edeceksin. İyi bilirim diyeceksin. Peki, teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Şimdi bugünün asıl sorusuna geldi sıra. En çok aranan soru bu. Cevabı kolay mı zor mu bilmiyorum ama hocama soracağız. Cennete kimler gider? Cennete evet. Nasıl gidilir? Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy geldiği zaman bir örtü örterdi üzerine, perde. O bir takım sesler gelirdi peygamberden. Arı vızıldaması gibi benzer sesler falan. O ter gelirdi bazen, soğuk bir günde bile. Ve örtüyü açar, gelen vahiy okurdu. Etrafında insanlar varken de vahiy gelirdi bazen. İşte yine böyle bir Hazreti Ömer'in anlatmasına göre insanlar etrafındayken örtün beni dedi, vahiy geliyor. Örttüler. Bir müddet sonra açtı. Yüzü gülüyor. Çok gülümseyen bir tarzda şu ayetleri okudu. Efendim kaç ayet? Kur'an-ı Kerim'de 11 ayet. Bu 11 ayeti okudu. Kim bunları yaparsa cennete girer buyurdu. Peki öğrenelim biz de hocam. Öğrenelim. Belki biliyoruzdur bir kısmını. 11 ayet. Cennete kimler girer? Cennete kimler girer? Bir, Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflahal müminun. Müminler girer. Müminler kurtuldu diyor. Müminler mutlaka. Ellezinehum fi salatihim haşiun.
namazı korkarak kılanlar, huşuyla kılanlar, saygıyla kılanlar girer. Ellezinehum anillahi vellezinehum anillahi muridun. Boş sözden, dedikodudan, gıybetten kaçınanlar cennete girer. Vellezinehum lizekati failun. Zekatı verenler cennete girer. Vellezinehum lifurucihim hafizun. Zinadan kaçınan, namusunu koruyanlar cennete girer. İlla ala ezvacihim ev ma meleket eymanuhum fe innahum gayru melumin. Femen ibtega vera ezalike feulake humul adil. Evlenmiş, eşi var. Kendi eşiyle yetinmiyor. Gözü dışarıda, gönlü dışarıda. Onlar haddi aşanlardır. Onlar giremez. Vellezinehum li emanatihim ve ahdihim raun. Emanete ve sözüne riayet edenler cennete girer. Vellezinehum ala salavatihim yuhafizun. Namazı koruyan, vakitlice kılanlar cennete girer. Bak iki yerde namaz geçti. Ulaike humul varisun. Bunlar varisçi olacaklar, varis olacaklar. Ellezine yerisunel firdevs. Firdevs cennetine varis olacaklar. Hüm fiha halidun. Ve orada ebedi kalacak. Hocam burada tabii en çok benim dikkatimi çeken kadın veya erkek demiyor. Kimse. Bu, aynen. Herkes mümin. İçin geçerli. Mümin. Mümin. Ve bu aldatma durumunda da zinada ve eşine sadık kalmayan erkekler ve kadınlar ikisi birden aynen. Burada mevcut. Ne kadın diyor ne erkek aynen. Diyor. Burada, yani erkeğin elidin kiridir. Erkek yapar bir şey olmaz. Öyle bir şey yok burada demek kadın, ki. Burada kadın erkek fark etmiyor. Burada kim Allah'ın yoluna girerse cennete girecek odur. Kur'an-ı Kerim cennetin yolunu bize gösteriyor zaten. Okuyan cennete götürür. Bir de doğruluk cennete götürür diyor. Yalancılık cehenneme götürür diyor Peygamber Efendimiz. Kişi doğru söyleye söyleye sıddıklardan yazılır. Sıddıkiyet insanı cennete götürür. Kişi yalan söyleye söyleye yalancılardan yazılır. Yalancı da yalan da cehenneme götürür. Hı hı. Bak yalan çok önemli. Yalandan kaçmak çok önemli. Yalan cehenneme götürür. Asla evimize, köyümüze, iş yerimize yalan girmeyecek. Yalanın pembesi, light'ı olmaz, hafifi olmaz. Şakası olmaz. Müminler asla yalan söylemez. Eşler birbirine söylemeyecek. Ana baba evlat birbirine yalan söylemeyecek. Komşu komşuya, esnaf birbirine yalan söylemeyecek. Evet. Peki hocam çok güzel de sorular yazıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Mesela iyi yayınlar hocama sormak istiyorum demiş bir izleyicimiz. Harun Bey soruyor. Hazreti İsa gelecek, biz böyle inanıyoruz. Peki Hazreti İsa geldiği zaman bizim ömrümüz de buna yeterse biz ona nasıl inanacağız? Biz... Ama önce bir telefon alalım tamam, sonra peki. Bakalım çok enteresan sorular. Hoş geldiniz efendim, merhaba. Merhaba, hayırlı geceler, hayırlı cumalar. Teşekkür ediyoruz efendim, hayırlı cumalar, buyurun. Buyurun efendim. Hocam. Evet. Hayırlı cumalar hocam. Hayırlı cumalar, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum, sonra da seni televizyonda izleyeyim hocam. Allah biraz sesi olsun. Yükseltebilir miyiz? Hocam, kanalda bir bayanla görüştüm. Sana bir bilgi verdi. İki cuma, üç cuma geçti. Benim Emine Karahsan kızım izlemiş. Kızım izlemiş. Ben bunu oradan kurtarmak istiyorum. Bunda ben sevap alıyor muyum? Ben buna talibim. Cennete gider miyim? Bizim programda mı gördünüz? Bizim programda. Genel evinden bir bayan. Telefonla katılmıştı. Görmediniz yani. Telefonla bağlanmıştı. Evet, telefonla bağlanma. Geçen hani yüzünü görmedim. Bir önceki hafta mıydı? Bir önceki hafta. Abla, yani konuşma yaptı. Babası evet. Sahip çıkmamış, oraya düşmüş kötü yola. Evet, evet. Benim Emine Karahsan kızım izlemiş bunu. Ya bir insanı kötülükten kurtarabilirsen, elinden tutabilirsen elbette güzel, sevap bir iş yapmış olursun. Ama cennete gidip gitmeyeceğini Allah bilir. Senin niyetine bağlı. Niyetini bilmiyoruz ki. Sen Allah'la aranda niyetin. Ama niyetin gerçekten Allah için samimice olursa bir insanı kötü yoldan kurtarmak, zorda kalan birine yardım elini uzatmak elbette çok önemli. Biz başkasına ne kadar değer verirsek, yardımcı olursak o kadar Allah'ın rahmeti üzerimize olur. İnşallah başarırsın diye söylüyor, düşünüyorum. İnşallah sevabını alırsın. İyi bir şey yani. İyi bir şey. Sevabını. Hem sevap bir şey. O da tabii isteyecek, karşı taraf da isteyecek. Bir de kötü kim, iyi kim biz biliyor muyuz? Kötü kişi demedim. Kötü yoldan dedim. Yok sizin için demiyorum. Yol kötü. Gene, doğru. Yol kötü, iyi bir yol değil. Tabii. Ama onu o yola düşürenler, o yoldayken ona onunla olmak isteyenler, ya biz hani o kötü diyoruz da onunla o yolu paylaşanlar iyi mi yani?
Neyse, böyle olunca çok yükseliyorum. İşte onların hepsinden kurtarır inşallah. Beyefendi siz kalın kurtarır. Lütfen. Ben doğru mu? Arkadaşlarım hazırladı. 2 hafta önce bağlanmış bu hanımefendi bize. Bir izleyelim, buyurun. Hocam merhabalar. Merhaba efendim. Ben 46 yaşındayım. Özel bir evde, yani genel evinde çalışıyorum. Babamın durumu iyi olmasına rağmen diğer 2 çocuğuyla ilgileniyor. Benimle hiç ilgilenmiyor. Hayatımı ben 46 senedir hep kendi kendime idame ettirdim. Bir evimden bir borç yüzünden kaybettim. Babamın kirada dairesi var. Baba dedim, kiradaki daireni lütfen boşalt. Ben bir süre orada kalayım. Çok mağdur durumdayım dedim. Ben seni oraya oturtamam. Sen elektriği, suyu bile veremezsin dedi. Bana telefon açıyor ara sıra. Diyor ki sakın diyor oradan ayrılma. Onların çocukları yok. Ben 2 halanı da oyuna getireceğim. O daireyi senin üzerine yaptıracağım diyor. Ben de diyorum ki senin malın olmasına rağmen sen neden vermiyorsun da halamların hakkına göz dikiyorsun diyorum. Hiçbir şey söylemiyorsun. Şimdi hatırladınız değil mi? Babası yüzünden, babası böyle davranıyor. Hanımefendi ne yazık ki çok darda zorda kalıyor ve bir şekilde bu yollara düşüyor. Şimdi beyefendi siz kaç yaşındasınız efendim? Abla ben 48 yaşındayım. Hanımefendi yaşını bil, 48 yaşındaymış. Hanımefendi yaşını biliyor muyduk biz? Hanımefendi 46 yaşında mıydı? Evet. Hanımefendi 46, beyefendi 48 yaşında. Peki, hocamın dediği hayırlı bir iş yapmış olursunuz. Tabii. Kendisi de kabul ederse. Tabii şöyle, kendisini de kabul et. Biz şöyle bir şey Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Bakın, kötü yol, yol kötü, Allah kurtarsın. İnşallah bu kardeşimiz de kurtulur. İnşallah. Bu da bir vesiledir belki telefonla bağlanmış tabii olması. Tabii nereden bulacaksınız şimdi? Bak, nereden bizim nereye geldi? Lazım tabii nereden telefonda. Nereye geldi? Akıl bunu izah edemez değil mi? Şimdi bir kadın, kötü yola düşmüş bir kadın yola çıkıyor. Yolda bir kuyunun başında salyaları akmış fakat suyu içememiş bir köpek görüyor. Ya. Susuzluktan ölecek. Kadın bakıyor ki köpek susuzluktan ölecek. İniyor, papucunu dolduruyor. Kuyuya tırmanarak çıkıyor, köpeğe içiriyor. Bir daha iniyor, bir daha içiriyor. Ve Resulullah Efendimiz diyor ki o yaptığı sebebiyle Allah o kadını affetti. O kadını bağışladı. Şimdi bak ömrü böyle geçen bir kadını bir canlıya su verdi diye Cenab-ı Hak affediyor. Biz kimin ne olduğunu bilemeyiz. Herkesin bir günahı var ama bu yoldan, bu kötülükten kurtarılması lazım. Ona rıza göstermeyecek. Kendisi bir an önce ben bundan kurtulacağım diye uğraşacak. Biri de elinden tutarsa aynı sevabı alır diye düşünüyorum. İnşallah, İnşallah hayırlara vesile İnşallah. Olur. Bu telefonda İnşallah. Bu kardeşimize sevabı erer. Aynen. Karşı tarafın rızası varsa tabii siz ona ulaşamazsınız ama biz onun müsaadesi olursa sizi buluşturalım, görüştürelim. Yani hatta burada görüşün. Biz de iyi bir şeye, hayırlı bir şeye vesile olalım. Gelmek istemeyebilir belki ikisi de gelmek istemeyebilir. Ama evlenirlerse de ilan edin. Tabii ki. Ya bu utanılacak bir şey de değil bu arada. İstanbul'da daha önce genel evde çalışmış. Ne yazık ki amcasının 9 yaşında tecavüz ettiği ve yani buna kimse böyle isteyerek... Onlara söylememek lazım. Onlar. Ama çünkü... hocam şimdi bu kadın pek çok kişiye evsizlere yemek veriyor. Hayır, her gece. O hayır şöyle. Yani bu enses ilişkiler şunlar bunlar söylendikçe normalleşiyor. İnsanlar... Biz amcayı mesela, ayıplıyoruz ama burada. Anlıyorum, anlıyorum da şöyle. Bir zamanlar 3 tane ölü, 5 tane ölü canımız yanardı. Bağdat'ta 3 kişi ölmüş, Irak'ta 3 kişi ölmüş, Suriye'de bir eyvah eyvah. Öyle alıştık şimdi. 100 kişi ölmeyince haber değeri kalmıyor artık. Bu da böyle. Toplumda kötülükler... Hocam kadının çocukları kimden diye bakılıyor şimdi. Kaçın... Yani bu çocuk kimden, bu çocuk kimden? Bu senden mi değil, bu senden mi değil? Allah ıslah etsin. Nasıl olacak? Allah ıslah etsin. Yani biz... Hani biz çok masum aslında söylediklerimiz. Hani bunların yanında. Peki bakalım ailesi evet. nasıl karşılayacak? Babası hayatta mı? Kendisi ister mi? Yani değil mi? Duyuyor musunuz beni? Alo. Peki siz neyinden etkilendiniz? Nedir size bu kararı verdiren, bize ulaştırmanızı sağlayan, ulaşmanızı sağlayan? Düşünce ne? Abla. Zahide abla. Söyle kuzum. Gerçi büyüksünüz benden ama. Telefonu alabiliyor mu? Peki şöyle yapalım mı? Bir reklama gitmem gerekiyormuş şimdi. Dönüşte konuşalım.
Tamam mı? Ben iyi, hayırlı bir şey vesile oluruz belki, belli mi olur? Programın iyi yanlarından biri bu. Sağlık dağıtıyoruz. Bu da ruh sağlığı sonuçta. Hemen geliyorum efendim. Telefondaki izleyicimiz iki hafta önce programımıza bağlanan hanımefendinin aslında talip olduğunu söyledi. Hayırlı bir iş bu aslında, değil mi hocam? Hayırlara vesile olsun. Hayırlara vesile olsun. Bize düşen bir görev varsa seve seve biz buradayız. Ulaşmanızı sağlarız. Hanımefendi de isterse eğer inşallah hayırlısıysa hayırlısıyla nasip olsun. Ne diyeyim? Olur mu? Hoşçakalın efendim. Telefonda mı beyefendi? Alo. İnşallah hayırlıdır. Biz de vesile oluruz inşallah. Biz size ulaşacağız. Hanımefendi izin verirse sizi bir araya getireceğiz. Tamam mı efendim? Peki, görüşmek Allah, üzere. Allah'ım size razı olsun. Hocamdan da Allah'ım razı olsun. Zahide abla senden Allah'ım razı olsun. Sizden de razı olsun. Sağ olun. Sağ olun efendim. Hepimiz Müslümanız elhamdülillah diyoruz. Cennete de girmeyi istiyoruz. Peki bütün Müslümanlar cennete gidecek mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Zilzal suresi var. Yani Zilzal suresinin son ayetlerinde Rabbimiz buyuruyor ki فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kim miskal ağırlığınca hayır yapmışsa onu görecek. Kim miskal ağırlığınca şer yapmışsa, kötülük yapmışsa onun cezasını görecek. En küçük bir ayrıntı. Evet, yani biz Allah affederse doğrudan cennete gireriz inşallah. Es-sabikun el-evvelun Vakıa suresinde cennete doğrudan girecekler var. Onun için dua etmemiz lazım. Ama Allah affetmedi, günahlarımız fazla. Alacaklar var. Yani cezamız var. Cezamızı çektikten sonra bunlar karşılıksız girebilir miyiz? Bunlar cezası çekilecekse, cezası çektikten sonra müminse o kişi mutlaka kurtulacak. Kur'an ifade ediyor. Kader filahal müminu. Mümin mutlaka cezasını çektikten sonra da cennete girecek. O cennete gelen, cehennemden çıkıp gelenlere de cehennemi denecek. Cehenneme uğramış gelmişler denecek. Ha. Onlar belli olacaklar ama yine de cennette. Sonuçta ölümsüz bir hayatta cennete girmek her zaman ümit İnşallah. Edilen bir şey. Allah Rabbim İnşallah. Doğrudan ateşe dayanamayız zaten. Biz ateşe sokmasın. Evet. Allah'ım doğrudan cennete girmeyi nasip etsin. Aynen. Onun için tabii güzel vazifeler yapmak lazım. İyi insan olmak lazım. İnşallah. Peki hocam şeytana lanet okumak günah mı? Yok, şeytana lanet okumak günah değil ama şeytana lanet okuyacağına salavat getir daha iyidir demişler. Yani hep kötülüklerle uğraşacağına, kötüye lanet okuyacağına, iyi şeyden bahsetmek, iyi şey yapmak, iyi öne çıkarmak o daha güzel. Mesela la ilahe illallah, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bunlara dilimizi alıştıralım, lanete değil. Peki bu Hazreti İsa'nın geleceğine inanıyorum diyen bir izleyicimiz vardı. Sormuştum size o da yarın bu İslam kalması. Dünyasında bu tartışma Kur'an-ı Kerim'de doğrudan açık bir ifadeyle Hazreti İsa gelecek diye bir şey yok. İnni mütevefike ve rafiuke ileyye. Ben seni vefat ettiren benim, katıma alan benim diyor. Yine Yunus Aleyhisselam için de aynı şey geçerli. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın başına gelen Adem Aleyhisselam'la yaratılışını Cenab-ı Hak misal olarak aynı gösteriyor. Dolayısıyla insanlarda bu beklenti sürekli var. Ta Zerdüştlük'ten beri var. Hristiyanlığa geçmiş, İsa gelecek şeytanı öldürecek. Şeytan dediği Müslümanlar maalesef. Hmm. Din savaşları ondan oluyor. Sonra Müslümanlara geçmiş bu bir kurtarıcı gelecek. Ha geldi. Kim kurtarıcı? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Son peygamber o. Artık başka beklentiye girmemize gerek yok. Biz Müslümanız hamdolsun. Kur'an'a inanıyoruz. Hadis var. Hadis var ama hadisler iki tane Buhari hadisi var. Mütevatir derecesinde, nas derecesinde, ayet derecesinde güçlü bir şey o bilgi olmayınca itikatta delil olmaz. O hadisin sahih olması onu kurtarmaz. Sahih ayrı bir şey. Ama burada hadisle amel edip peygamberden sonra peygamber gelecek. İşte ben böyle İsa'yım. Şey. Ben efendim yeni bir şey getirdim. Nereden bilecek? Peki şeytana uydum diyoruz ya bazen. Hani şeytanın hiç mi suçu, yani bizim hiç mi suçumuz yok? Hepsini şeytan mı yaptı? Doğru. Şeytana ya, insan ya hangi yollardan yaklaşıyor? Ya cinlere atıyoruz ya şeytan. Şeytan vesvese verir. Bugün zaten vesvese duasını okuyacağız. Nasıl bir şeydir şeytan, o vesvese? Şeytan şöyle, içimizdeki nefis yaşlanmaz. O nefis hep gençtir, dinamiktir. Arzuları vardır, hevesleri vardır, emelleri vardır. Hep yemek ister, harcamak ister, tüketmek ister, günah ister. O nefise şeytan fısıldar. Hadi yap der. Ondan sonra çekilir kenar. Nefisle mücadele başlar, konuşmaya başlarız. Kendi kendimize konuşmaya başlarız içimizde. Hep şimdi negatif bu, konuşmalar. Evet, bu vesveseyi veren şeytana, siz şeytandan vesvese gelirse
Allah'a sığının diyor. Biz de Euzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz. Ve şu vesveseye karşı da duamızı okuyalım inşallah. Peki. Fussilet suresi 36. ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve imma yenzeganneke mineşşeytani nezgun festaiz billah innehu huves semiul alim. Şayet şeytandan sana bir dürtme dokunursa Allah'a sığın, o işiten ve bilendir. Ne'ûzu billahi mineşşeytanirracim. Ya Rabbi, kovulmuş, tard edilmiş şeytanın şerrinden sana sığınırız. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Nefsimizin eline bizi bırakma. Göz açıp kapayıncaya kadar da olsa bizi nefsimize esir etme Allah'ım. Amin. Bize güç ver, kuvvet ver. İmanımızı güçlü eyle. İlmimizi ziyade eyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmeyi nasip eyle. Onun yolunda yürümeyi nasip eyle. Amin. Hayırlarla, bereketle bizi buluştur. Kötülerden, şerlerden uzak eyle. Hasetten, fesattan, şerlerden, her türlü kötülükten evladımızı, ahfadımızı, memleketimizi muhafaza eyle Allah'ım. Sağlık, amin, afiyet ver, amin, bize. Allahümme inni eûzu bike min zevali nimetik ve tehavvuli afiyetik ve fec'eti nikmetik ve cemi'i suhtik. Allah'ım, nimetlerinin elden çıkmasından, sağlığımızın bozulmasından, gazabının ansızın bastırmasından ve seni kızdıran her şeyden sana sığınırız Allah'ım. Bizden razı ol. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Amin. Cennetin 8 kapısı mı vardı hocam? Evet, cennetin 8 kapısı var. Bu kapılardan nasıl gireceğiz? Hangi amellerle gireceğiz? Nasıl? Cennetin çeşitleri var. Meva cenneti var, Naim cenneti var, Adin cenneti var. Biraz önce okuduğumuz Müminun suresinde Firdevs cenneti var. Cenneti selam var, Darül Kult var. Allah-u Teala bize de yüce makamlar versin cennette. Amin. Bir, ana babaya iyilik yapmak, adaletli olmak, düşkünlere yardım etmek, bela ve musibetler karşısında isyan etmemek, iffet ve namusuna sahip çıkmak, Allah yolunda canıyla malıyla infakta, hayır hasenatta bulunmak, efendim Allah için gözyaşı dökmek, bunlar insanı cennete sokar. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli hayır yapmak, bu da cennete sokan amellerdendir. O zaman 8 kapıdan da girenler olur. Oruçlular oruç kapısından girecek. Hmm. Ve yan kapısından girecek. Oruç tutanlar. Allah için mücadele edenler cihat kapısından girecekler. Namaz kapısı. Cennette de herkes yaptığının karşılığı bir makam olacak. En yüksek makam da makamen mahmuda. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a makamı mahmud verilecek. Görebilecek miyiz? Elbette. Ben ve ümmetim havzımın etrafında buluşacağım. Ama onlardan bir grubu havzıma sokmayacağım. Neden ya Resulallah? Bana denecek ki senden sonra bunlar çok fitnelere düştüler. Birbirinin boyunlarını vurdular. Müslüman Müslümanı öldürdü. Onları havzıma sokmayacağım diyor. Peki hocam, bu dünyada sevdik, evlendik. Eşimiz var, dostumuz var, çocuğumuz var en önemlisi. Görebilecek miyiz biz birbirimizi orada? El mer'u ma men ehabbe. Bu soru sorulunca Peygamber Efendimiz'e aynen bunu söyledi. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hmm. Cennette de sevdiğiyle beraber olacak. Yeter ki o da cennete girsin. Ailemizi orada bulacağız. Cennetlik olurlarsa bulacağız. Ama Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gibi olursa, ya Rabbi hani benim ehlimi kurtaracaktın, ailemi kurtaracaktın. Bak oğlum Kenan bilmiyor. Gemiye binmiyor, benimle alay etti. O senin ailenden değil artık. Çünkü seni inkar etti. Şimdi Nuh Aleyhisselam cennete gidecek ama oğlu gidemeyecek. Dünyada çünkü cezasını gördü. Hmm. Ceza geldi. Orada buluşmayı nasip eylesin. Ailece, amin, sevdiklerimizle. Cennette, amin, kötülük yok, üzülme yok, cennette ağlama yok. Cennette açlık var mı? Susuzluk var mı? Cennette ihtiyaç yok. Tuvalete gitme bile yok. Terleyeceksiniz diyor Peygamber Efendimiz. Terle yedikleriniz sindireceksiniz. Güzel ve teri mis kokusu gibi olacak. Yaşlanmak yok, ölüm yok, kızgınlık yok, kin yok, nefret yok, haset yok, kızmak yok. Hep mutluyuz. Hep mutlu olacak. Bu ölümsüz bir hayat zaten. Ve en son cennete gireceği de dünya ve onun 10 misli kadar yer verilecek. Oo.
Peki bir ara vermemiz gerekiyor. Hemen geliyoruz. Cennet anlatmak ne güzel. Böyle güzel şeylerini anlatalım ki biz de heveslenelim. Geliyoruz efendim. Biz cenneti şol ırmaklar diye böyle benim hep çocukluktan öyle kalmış. Şol cennetin ırmakları akar Allah deyi deyi. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyi deyi. Tabii Yunus Emre diyor ki cennet cennet dedikleri 3-5 gülman 3-5 huri. Onu isteyene verin bana seni gerek seni diyor. Ne güzel o gerçek sevgi. Allah'ın rızasını istemek en güzel şey. Peki, Allah isteyelim. Bizden razı olsun biz de Cenab-ı Hakk'ın rızasını isteyelim. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahmer Rahimin. Günahlarımızı affeyle, amin. Bizi bağışla, amin. Rızanı kazananlardan eyle. Amin. Ya Rabbi sana hakkıyla teslim olanlardan eyle. Amin. Her türlü kötülükten uzak olmayı, sana yakın olmayı nasip eyle. Amin. Bizi bizden daha iyi biliyorsun, bize bizden daha yakınsın. Gönlümüze nur ver, kalbimize nur ver, evlerimize huzur ver. Amin. Sevdiklerimizle beraber sağlık afet içerisinde yaşamayı nasip eyle. Amin. Ülkemize, milletimize birlik, beraberlik, kardeşlik nasip eyle. Amin. Ya Rab duamızı kabul eyle, iki cihanda aziz eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hastalarımıza şifa, amin. Dertlere deva, borçlara edalar ihsan eyle. Evlat isteyen kardeşlerimize hayırlı evlatlar nasip eyle. Amin. Evlenmek isteyen kardeşlerimize hayırlı kısmet nasip eyle. Amin. Lillahi Teala el Fatiha. Allah'ın kabulü.